Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Serkan Korkmaz ve Güvenç Kurtar'la beraberiz bu gece. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Hocam seninle İyiyiz. Baş. Benle başla. 12 Ocak'ta C'ye gidiyorum. Diyarbakır'a, Batman'a. Batman Petrol AVM City'de 33 ondan birimlere diye bir film çekildi. Rahmetli Gaffar Okan'ın filmi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir adamdı. Evet. Çok büyük bir vatan evladıydı. Ya vallahi çok duygulanıyorum. Hakan Meriçler oynuyor. Çok sevdiğim birisidir. Başrolü. Çünkü yani ben şeyi Allah işte bana ömür verdi. Abi rahmetliyi kaybettiğimiz gün beraber. Ya her gün beraber. Son 3 gün 3 gece beraberdik. O gün de valiye ben gidelim dedim. Tamam mı? Hı hı. Ben gidelim valiye dedim. Sabahleyin 4.30'da sabaha karşı beni bıraktı. Sabah onda antrenmana geldi. Kenarda konuştu. Beni bekliyor. Ben gideceğim. Beraber valiye gideceğiz. Ama orada bizim antrenör dedi ki ya bir diş fırçası macunu falan alalım dedi. Ondan sonra orada da onun koruması vardı Metin. Bana vermişti onu şeyle bir arabayla son model. O da çocuğu olmuş çünkü sabahleyin 5'te gidiyor ve 8'de mesaiye gidiyor. Ya çocuğumu kucağıma alayım dedi. Biz göremedi 3 gündür. Git dedim. O arada beni bekliyor. Telefon geldi bana. Arıyor sekreter beni. Meşgul çıkınca Metin'i arıyor. Metin de diyemiyor ki evdeyim diye. Kızardı rahmetle. Diyor ki hocanın işi çıktı diyor. Geç gelecek diyor. O zaman gelsin otursun diyor. Ya ben telefon olmasa 2 kilometre ya. Gideceğim yanına. 600-700 mermide neyse ama çok üzüldüm ya. Biz hastaneye gittiğimizde yaralılar gelmemişti. Ben 6 ay kendime gelemedim. Allah rahmet eylesin. Çok büyük adam ya. Çok ama. Allah rahmet eylesin. Orada bütün Batmanları bekliyoruz artık gelsinler. Çok seviliyordu ama. İnanılmaz yani. Diyarbakır halkı, Batman halkı onu o kadar çok seviyordu ki. Çok düzgün adamdı. Film yapılıyor şimdi hayatı. Yapıldı. Yapıldı. İşte galası, galası mı? Evet galası. 33 ondan birimlere diye. Biz de merakla bekliyoruz. Ben izleyeceğiz. De heyecanla bekliyorum. Ya şey spora da çok düşkündü. Yani Esat Başkan sanki oydu. Tamam mı? Dedi ki bana hocam dedi seneye dedi. Galatasaray'dan şuradan buradan alalım dedi. Şampiyonluğa oynayalım dedi. Olur dedim müdürüm dedim. Yani öyle de bir hedefi de vardı yani. Ne sadece futbol da değil yani pek çok farklı tabii, branşta Diyarbakır şehrinde öncülük etmişti. Gerçekten bir spor ya tutkunu. Ya bütün şey cenazesini götürüyoruz şeye havaalanına. Halk yollara dizildi. Nasıl o kadınlar, yaşlılar, adamlar, dedeler, çocuklar ağlıyordu ya. Ama tabii siz orada bir sosyal devlet yapmıştı o. Evet. Yani, bu, yani çok biz hani dinliyoruz büyüklerimizden yani okuyoruz. İnanılmaz şeyler yapmıştı. Çok güzel işler çok yapmış. Çok seviliyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cennet olsun. Abi. Evet mekanı cennet olsun. Serkan Korkmaz sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Uğraşıyoruz işte. Benim de beklediğim filmler var vizyona girmesini 2024'te. Ama Gaffar Okan'ın hayat hikayesi bence tüm gençler özellikle izlemeli. Hani biz gene belirli dönemlerine tanıklık ettik kuşak olarak. Gerek Güvenç Hocam gerek ben ama gençler bence Gaffar Okan gibi bir halk kahramanının evet. hikayesini mutlaka filmle de ayrıca kitaplardan da öğrensinler. Evet okumak, araştırmak lazım. Ben de okudum, nasıl, araştırmak bu vatan nasıl evlatlar yetiştirmiş görsünler yani. Evet kesinlikle. Bu arada yani böyle biraz tatsız açtık gibi olacak ama Ayla Algan'ı kaybettik. Ya. Çok sevdiğim bir sanatçı. Çok kıymetli bir insandı. Evet, çok fazla da sanatçı yetiştiren de bir insandı. Evet. Çok renkli bir yüzdü. Ona da Allah rahmet eylesin. Amin. Rahmet eylesin. Bu böyle biraz tatsız açtık ama güzel şeyler de konuşacağız bu önümüzdeki 3 saatte sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Serkan Korkmaz sinema dedin. Vizyona girmesini beklediğim filmler var dedin. Bir hareketlilik var sinemada değil mi? Ya sinemada hareketlilik var da pandemiyle beraber benim hayattaki yani en büyük hobilerimden birisiydi sinema. Fakat pandemiyle beraber sinema salonlarından ayağımız kesildi. Evet. Biraz da rahata alıştık galiba. Evde de hani geliyor. İşe özenince bütün platformlara abone olunca bir de biliyorsun parayla satın alınan platformlar da var. Yani sadece hani bir platforma abone olup şey yapmak dışında benim çok sevdiğim platformlar var. Yani her gün bir film izlemeye çalışıyorum. Severim çünkü yani aklım da gidiyor. Bir sıralamam var, listelerim var. Sinemaya hala çok ayağım gitmiyor. Çok sevmeme rağmen. En büyük hobimdi yani gerçekten. Biraz. Şimdi ufak ufak tekrar evet. salonlara dönmeye başladım. Konserlere gitmeye başladım.
Pandemiyle ayağım çok kesildi benim kapalı alanlarda. Hepimizin alanlar ama hepimizin biraz kesildi, daha bu seneyle birlikte ben daha da hareketleneceğini düşünüyorum. Arttı çünkü güzel oyunlar da şu anda İstanbul var. Devlet Opera Balesi'nin gösterimlerine yer bulunmuyor. Tiyatrolarda da bilet bulunmuyor. Yani yer bulunmuyor. Özel tiyatrolarda da, şehir tiyatrolarında da yani devlet tiyatrolarında da yine aynı şekilde yer bulunmuyor. Çok zor bulunuyor. Dizi güzel yerler hemen kapılıyor mesela. Melike, dizi var mı seyrettiğin dizi? Seyredelim. Çok var hocam yani. Ben Kuruluş Osman'ı seyrediyorum. Bugün ne günlerden, çarşamba günü atladım. Sonra gidip bakıyorum. Hı-hı. Ona taktım ya. Başka güzel yani hocam. Ha, tekrarı da oluyor değil mi geceleri? Yok, görmüyorum. Keşke tekrarı olsa ya. Hı-hı. Seyredemedim çarşamba günü işte. Onu seyrediyorsun, öbürlerini yani aradan falan oluyor ya. Hı-hı. Onları pek kaçırıyorum. Esasında bir tekrar falan etseler yani hepsi... Buradan mesaj olsun. Evet, yani artık ya, platformlara da düşüyor hocam. Abi daha rahat izliyorsun. Video paylaşım sitelerine düşüyor. Hepsini video paylaşım sitelerinde bulabiliyorsun. Tabii legal olanlara, legal çalışmalara. Evet. Dahil olarak. Bunları da uğraşamıyorum ya vallahi. Ya ama Ben sana öğretirim hocam. Merak etme. Ben sana öğretirim. Sevgili izleyicilerimiz, X hesaplarınızda son sayfa etiketi her zaman olduğu gibi sizin bu programa katılma yolunuz. Siz de oraya sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Artık başlayalım. Biraz da böyle maçlar hani uzak kaldık. Ara gibi oldu, tam ara olmasa da özledik. Bir an önce Trendyol Süper Lig'de şöyle keyifli keyifli maçlar izleyelim istiyorduk zaten. O zaman 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın Kasımpaşa mücadelesi var. Bir ona bakalım. Onun ayrıntılarına bakalım. İki takımda son durum neymiş, eksikler var mıymış? Bir bu maçı öncesindeki notlar ekranlara gelsin. Sonra da karşılaşmaya dair. Bir de tabii ki Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oldu. Onu da konuşacağız. Resmi açıklama oldu mu? Yok. Hayır, resmi açıklamayı bekliyoruz ama konuşacağız. Yok, sıkıntı yani var. Sıkıntı var. Bizim bir özel bir istihbaratımız var. Güvenç abi birkaç telefonla açtı sağ olsun. O konuyla ilgili... Hayır, yani tabii ki. Bir buçuk yıllık tabii ki kaynakları... Abi kaynağımızı açıklamayız. Yok. Şu anda gerçekten bu konuyla ilgili son bilgiler Güvenç kurtardı. Size bu kadarını söyleyebilirim. Bir dakika. O zaman önce bir haberimize bakalım. Sonra bu konu önemli. Ben de merak ettim. Şimdi konuşacağız. Evet, son maça da Serdar Hoca ile çıkmıştı. Beşiktaş Hatay maçına ve kazanmıştı. Evet. Şimdi de bu maça da öyle çıkacak. Artık sonrasında bekleniyor ki Van Bronckhorst'la bir anlaşma yapıldı. Hocanın takımın başına geçmesi. Ama Güvenç Hocam bir şeyler söyledin. Hemen bir sana döneceğim ya, o yüzden. Şimdi tabii duyumlarımız var çarşıdan. Öyle diyelim. Ya sanki yardımcısıyla anlaşamadılar. Şey yapsana, sen daha iyi biliyorsun. Ya şimdi yani, şöyle Van Bronckhorst'un iki yardımcısı var. Hatta bunlardan birisi Nakbreda'da görev yapan Van Gastel. Öteki de dünyaca ünlü bir döneme damga vurmuş golcü Roy Mackay. Bunlardan birisinde bir sorun var. Ama hangisinde onu anlamadık Güvenç abiyle. Fandastel'le ilgili dün akşam iznin alındığı, görüşüldüğü ve pürüzün biz şu an saat Türkiye aldık saatiyle 23.10 ya. Biz 22.50 gibi telefonla konuştuk Güvenç hocamla. Yani çok önemli yani kaynaklarla. Bir olmaz. Pürüz zaten var diyorsunuz. Bir de ismi de uzun ya. Yok, kendileri söylediler. Biz çıkarmadık. Bak pürüz var. Pürüzün olduğunu biz çıkarmadık yani. Pürüzün olduğunu öğrendik. Pürüzün hangi yardımcıdan çıktığını öğrenemedik. Ama belki de düzedir, bilmiyoruz. Ama ya bulamadılar. Yarın açıklanabilir büyük ihtimalle. Adam yani çok ne? Büyük ihtimalle. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. Ya Ali Mali diyelim. Sen Giovanni Hoca de hocam. Giovanni. Yok, Joe diyeyim ben ona. Hocam illa kısacık mı olması lazım? Hocam ya, sana Gü diyorlar mı? Yani. Rıdvan Giovanni diyor galiba. Şeyde evet, yani. Glasgow'da Rangers formasıyla. Giovanni diyen çok yabancı kaynaklarda. Şimdi Giovanni. İyi olursa Giovanni deriz, kötü olursa bizim Joe deriz. Değil mi? Öyle denir. Bizim Joe diyecekler yani. Ha? Ya Beşiktaş taraftarında da şöyle bir sabırsızlık yok. Aa, Van Bronckhorst geliyor. Yani takımın başına bir hoca geliyor. Bu önemli. Artık Beşiktaş'ın şartlar bu kadar çetinken 2024'e girdik. Bundan sonra Ziraat Türkiye Kupası var. Lig sıralamasında olabildiğince yukarılarda yer alması var. Avrupa temsili var. Daha transfer var. Hani Beşiktaş'ta bayağı bir sirkülasyon olacak. Var da bana göre en iyi hoca Samet.
ay baba ama bizim Türkiye burası. Yok olur mu işte bilmem ne mi falan. Hocam onu söylersen büyük yani, bir tartışma tekrar alevlendirirsin. Ne tartışma? Şimdi herkes zaten şunu söylüyor. Geçen gün savaşta. Yeni hoca tutmaz, hoca sahaya iner. Herkes bunu söylüyor. Olabilir yine. Hep öyle oldu ama. Ya, hep öyle oldu ya, işte şu ya, an bunu söylemek bir biraz karıştırmaz ya, mı ortalığı? Ya Melike ben anlamadım. Ya inen adam çoban mı ya? Hayır canım. Allah Allah. Ama orada bir başka bir planlama yani var. Yani ben aklım sırrım ermiyor şeyi. Ben yani milleti vallahi ya iş hayır, olsun. Hayır orada başka bir planlama var ya. Yani. Niye planlama olsun başka? Vallahi ben Samet'e açtım telefon. Alma kimseyi dedim kardeşim yani. Alma hani Türkiye'de ne alacaksan. Ne dedi? Kendim... Telefonla mı konuştun? Ya, ne dedi? Ya ne dedi? Ya ne bir söyle. Ne dediğim? Bir şey diyebilir mi? Demedi tabii ya. Hmm. Olmaz yani. Ama abi şu şimdi var. Şöyle. Yani... Ben açık konuşayım. Biz seninle takım aldık. Paralarımızı denkleştirdik. TFF birincilikten bir takım aldık. Hedefimiz de o potansiyelli takımı Süper Lig'e taşımak. Tabii ki ticari bir amaçla yaptık bunu. Nasıl ki Premier Lig'de yapıyorlar. Nasıl ki dünyanın dört bir yanında böyle şeyler oluyor. Şimdi iki tane aday var önümüzde. Van Bronckhorst mu, Samet Aybaba mı? Samet ya işte. Bir kere sen varsın da hani önce. Ya, ne, ya benden sonra tabii. Ama yani ya, hakikaten sen... ortada şöyle bir nasıl diyeyim dilemma var. Yani ya nedir Samet abi, Aybaba'dan yani daha çok şey verebilir mi Beşiktaş'a Van Bronckhorst? Kim verir ya, ne verir kimi değilim verecek şimdi ya. Samet Aybaba kendine başka bir görev ama Van Bronckhorst belirlemiş. Müdürü olarak Samet Aybaba'yı görecek mi sence? Görecek ona göre anlaşılacak. Yani Samet Aybaba şöyle diyebilecek mi ona? Ya sen tandemi şununla şundan kur. Ama Samet Hoca ona karışmayacak ki. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. O zaman Samet Aybaba'nın şey olmasının, yani bu operasyonda olmasının anlamı bir ne? Bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi. Samet'e dedim, Samet'le konuştum. Dedim ki ya Samet işte ya, Savaş Çorlu'yla şimdi ne konuşuyoruz biliyor musun? Ya işte diyor işte antrenör alamadılar, bilmem ne alamadılar, Samet bilmem nedir falan. Ya kardeşim. Samet de dedi ki yani bir eleştiri var. İşte hani teknik direktörün üstündeyim de falan şey çıktı ya. Ben dedi saha içine karışmayacağım ki dedi zaten. Evet. Niye dedim karışmayacaksın? Niye karışmayacaksın? Daha iyi değil mi karışması? Ya niye karışmayacaksın? Acaba galerici mi Samet Aybaba yani? Yani yok saha içine yok antrenöre. Ya dedim ki ben bazen söylüyorum ya Melike sen de duyuyorsun. Şu şey esame listesini alıyorum yani evet. Futbolcu listesini. Yani bilmeyenler yeniler çocuklar vesaire. Ben bu futbol listesini aldığım zaman antrenörü görevden alırım bazılarını. Listelime geçsin, bırak oynamayı falan. Daha tabii, var tabii. Ya hemen onu aldım geri. Karış kardeşim, sen de neyi mi bilecek yani? Mesela yani? Portekiz maçında Kuntz diyor ki sol bekte Berkan'ı oynatacağım. Ya oynattırayım. Hani, Kuntz çok teşekkürler, at imzanı ama fakat çok önemli maça çıkıyor. Sensiz çıkarız biz abi, sen imzanı at hadi sözleşmeni test ediyoruz falan diye. Evet. Ben orada alırım. Başka bir şey daha söyleyeyim şimdi bak. Ben buradan Okan'a diyorum ki Okan'ı çok severim abi. İnsandır, adamdır, her türlü. Ben Galatasaray'da sportif direktör olsam yazsınlar oraya. Okan'a da söyleyeyim. Ben Kerem'i orada oynattırmazdım, çıkartmazdım. Politik bir karar o. Hayır, Okan'ı kitlerdim kapıyı. Sportif direktör, teknik direktörün kimle oynayacağına karışır mı? Karışmalı bir tanesine mı? Ona karışırım işte. Olmaz, bir tanesine karışır. Yapma kardeşim. Ya ikaz et şimdi, tabii biz abartıyoruz. Yani çıkarttırmam derken oğlum ya, bak bir şey böyle bak 1 2 3 oğlum bu yanlış bu yanlış. O zaman bak. Da sportif direktör olmuyor ama. Nasıl karıştığına göre değişir. Ya, ben değişir. Senin işine bravo, karışabilir bravo. Miyim? Ben de televizyoncuyum, ben de sunucuyum, ben de ekran yüzüyüm. Ama senin bu programı götürme şekline karışır mıyım? Ama bunun karışabilirim ama bunun bir üslubu var. Hani tabii. Reklam arasını ya. Beklerim. Melike acaba şöyle söylesen daha mı iyi olur falan. Tabii canım. Ya anlatabildim mi? Ya. Yani karışırsın abi. Bahsettiğimiz insan inşaatçı değil. Bravo. Yani galerici yani. Değil. Ya affedersin. İstişare sana... yapılır. Fikir alışverişinde bulunulur bak, da. Bak geçen yıl Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetiş şeklinde... ısrarla üçlü, ısrarla çift forvet, ısrarla büyük maçlarda orta sahada eksik kalma vardı. Şimdi Jesus'un bir sportif patronu olsa Samet Aybaba Güvenç Kurtar deneyiminde bir futbol adamı Fenerbahçe'nin oraya koydu. Yani. Ya bak Jorge sen böyle yapıyorsun ama bak ağır bedel ödeyeceğiz. Gel kardeşim böyle yap. Ama o sportif direktör işte o kişiyle oturup sözleşmeyi imzalayan ve o kişiyi seçen kişi olmalı. İşte Samet öyle ama şimdi. Samet abi Van öyle. Van Bronckhorst'u ben Samet Aybaba'nın seçtiğine sabaha kadar inanmam. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ama geldiği zaman diyecekler ki onu senin patronun bu kardeşim kabul ediyorsa. Samet Aybaba bana mesaj atsa Serkan ben karar verdim ben aldım dese yine inanmam. Nezaketinden Beşiktaş zarar görmesin diye öyle söylüyor derim. Ben, onu da söyleyeyim. Ben, bak bu kadar ön yargılıyım. Ben olsam Samet'in yerini almam kimseyi arkadaş. Al bak ne güzel bir şey olacak şimdi ne o.
pürüz çıkacak. Haberimiz var. Şimdi bir pürüzü konuşuruz. Sizin bilginiz o çünkü. Gerçekten de çok önemli bir kaynaktan aldınız bu bilgiyi. Ya pürüz var. O kesin bilgi. Ve bir yardımcı ile ilgili. Evet, yardımcı ile ilgili. Peki hocayla şu anda gelinen nokta ne? Anlaşmanın şartları ne? Bir haberimizle biz izleyelim. Sonra olası ihtimalleri yine konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Şimdi bu konulardan bağımsız hocanın kariyerine baktığınız zaman ne düşünüyorsunuz peki? Serkan Korkmaz, seninle başlayayım. Yani kupaları, hem Feyenoord hem Rangers'taki başarıları, bunun haricinde yani futbolculuk kariyeri de iyi. Futbolculuğu çok iyi. Evet, iyi bir isim. Yani, ne düşünüyorsun? Ama futbolculuk kariyeri de iyi. Böyle hani olduğu zaman tam tersi olabiliyor ama baktığımızda teknik direktörlük de hani genç takımdan başlayıp tabii, güzel tabii. İstikrarlı giden, farklı takımlarda iyi işler yapan bir hocadan bahsediyoruz. Ya şimdi Hollanda ekolü ve Hollandalı teknik adamları ayrı bir yere koyarak değerlendirmek gerekiyor. Çünkü gerçekten demin de söylediğim gibi bir ekoller, bir ekolleri var. Mesela Van Bronckhorst 4-3-3'ten başka bir şey ben sanmıyorum oynatsın. Ben Van Gaal'i beğeniyorum artık. Tabii. Van Gaal var. Abi Cruyff'ten alalım. Yani. Ve Türkiye'de de bizim bu konuda pek çok deneyimimiz var. Rijkaard var. Değil mi? Advokat var, Hiddink var. Bugün var ya, bizimkiler şey yapıyordu. Fenerbahçe 6-1 yeniliyor Aydın'a. Hoca da Hiddink. Tabii. Yani onu da... Ya, genelde şimdi Türk futbol sever ve Türk futbol kamuoyunda Hollandalı teknik adamların Türkiye'de çok başarılı olamadıkları yönünde bir ön yargı var. Ben de o zaman şunu söyleyeyim. Kim başarılı oldu? 2007'de en son Zico şampiyon oldu zaten. Milli takımla dünya üçüncülüğü Şenol Güneş. Avrupa üçüncülüğü Fatih Terim. Hani zaten hani Hollandalı başarılı olamadı da işte en son zaten bir Brezilya'da 2007'de şampiyon oldu. Aykut da bir yarı final oynadı sanki ya. Hocam şey işte yani yabancıları söylüyorum. Yabancılardan başarılı olanlar. Ya yabancılardan hani Hollandalı diye ayırmaya gerek yok. Zaten çok fazla yok. Evet. Zaten çok az başarı var. Alman ekolü Türkiye'de tutmuş bir ekoldür. Şimdi İtalyanlaşan bir ekolümüz var. Milli takım hocasından tut gelen giden futbolcular ve Serie A'da deneyimlenen oyuncularla beraber işte futbol kariyerinin başındaki bazı teknik adamlar da Farioli falan gibi. Yani bir İtalyanlaşıyoruz. Ben bunu doğru bir şey olarak görüyorum. Doğru bir yol olarak görüyorum. Tabii ki gönül ister ki bizim işte bir Akdeniz ekolünün içinde bir Türk ekolü diye farklı bir ekol olalım ama bu zaman alacaktır. Bu gidişle de çok kolay değil yolumuz. Ama Van Bronckhorst Hollandalı, Hollandalılar Türkiye'de başarısız diye eleştirmeye karşıyım. Ama şunu da görmek lazım. Yabancı hocalarla kulüpler bazında başarı en son 16 yıl önce geldi. Nadiren oldu. Ve bir kere şu hiç olmadı. Dördüncü hoca ya da beşinci hoca mı diyeceğiz Van Bronckhorst gelirse? Beşiktaş'ın bu sezonki. Şenol Hoca, Burak Hoca... Rıza Hoca. Dördüncü hoca oldu. Dördüncü hoca diyeceğiz. Evet. Dördüncü hoca olarak gelen bir yabancı teknik adamın devre arasında hani başarılı olma ihtimali zaten yok denecek devre kadar. Devre arası da değil. Peki neden ısrarlı yabancı? Bir yabancı isteği var. Neden? Bu konuda ikna edildin mi? Mesela senin çok sıkıldığın neden Kuntz'u aldık biz? Neden? Bilmiyoruz. Mesela Güvenç Kurtarı nedir? Güvenç Hoca çünkü duran toplarda çok iyidir falan. Antrenman metotları Hayır, yani çok mesela, övülüyor. Güvenç Hoca otoriterdir. Mesela bize o lazımdı. Hani veya işte bize yumuşak arkadaşlık yapacak adam lazım. Hani neden Van Bronckhorst? Bu sorunun bir yanıtı var mı? Neden yabancıya? Yok. Belki şunu söyleyebilirim. Genelde bizdeki antrenman metotları ile ilgili eleştiri var ve yabancı hoca geldiği zaman takıma futbolcular hep bir böyle neymiş ya bu, çok yoğun tempoda çalışıyoruz, çok ağır antrenman yapıyoruz diyor ya, sanki hani yabancı hocayla daha disiplinli çalışılıyor gibi. Ben böyle düşündüğüm için söylemiyorum tabii ki. Ama böyle bir algı var. Bu söyleniyor, bu konuşuluyor. Ama bu yanlış. Niye? Söyleyeceğim sana. Çünkü bu teknik direktör yapmıyor ki o şeyi, kondisyonu vermiyor yani. Onların uzmanları var yani. Uzmanları var, evet. Onun uzmanı iyiyse mesela ben ne o Ancelotti'nin şeyini ne o Real Madrid'in hocası. Ancelotti. Işte. Ancelotti'nin mesela onun bakıyorum takımına, tamam mı? Müthiş bir şey var. Performans gösteriyor. Müthiş bir kondisyonu var. Kim onun kondisyonları kimse müthiş yani. Gördüm ya, söylüyorum. Kaç senedir takip ediyorum onun takımlarını. Şimdi bizdeki ne var biliyor musun? Biz hiçbir şey çalışmamışız. Adamı çalıştırırsın, bizi hoca yordu. Çok ayıp ediyorlar. Futbolcu, kusura bakmasın futbolcu, kimse bir şey anlamıyor.
Şimdi ukalalık yapıyorlar. Şeye gidiş zaman kursa gidiyorlar ya, telefon açıyorlar. Hocam şöyle miydi, böyle miydi? Maçın içinde ukalalık yapıyordunuz. Şu oynasa, bu oynasa mesela yani, değil mi? Böyle böyle onun için medyadaki arkadaşlar kusura bakmasınlar yani. Hemen biri gelince işte iyi şeyi yere göğe koyamadılar ya Cesus geldiğinde. Kavga ettik kaç kişiydi biliyorsun değil mi? Biliyorum Şerif ya oldu. Arkadaşlarım bizim 2-3 ay konuşmadı bende. Tuncer bizim Selim. Şerif dedim diye. Resmen konuşmadı. Ya ben iki tane maçını seyredeyim ben bunun. İki tane fazla değil. Ben bunun ne yapacağını söyleyeyim yani. Tabii nasıl bir hoca olduğunu söyleyeyim. 2-3 maç. Şimdi ama bu ara geliyor mesela. Ben de gittim Azerbaycan'a. Sabahtan akşama kadar maç seyrettim. Rakip takımları, bizim takım, rakip takımı. Vakit yok. 24 saat. Uyuyacaksın işte 5-6 saat. Çıkmayacaksın. Bakacaksın abi Türkiye'de kimler var, kimler yok. Hangi adamın meziyeti nasıl? Yani bunlara bakacaksın. Kim ne yapıyor? Ya, ne o bizim... Hikmet Hoca hep takip ediyor mesela. Bravo. Yani gidiyor Brezilya'ya bile kamp geziyor. Tamam yani. ama buradaki de ya gittiği ülkenin takımlara bakacak burada. Mesela ne o? Ben Fenerbahçeli oynasam Osay Samuel bir tarafta, Ferdi. İki tane ünlü adam koyarım gelmesinler bunlar diye. Bana getirme yeter derim yani. Mesela kim? Şaseboy'un önüne koymayacağım bir adam mesela. Bilmiyorsa, onları tanımıyorsa atıyorum yani, bu Trabzon'da olur. Başka takımlarda var. Böyle bekleri var, santroforu var, forveti var. Yani bunlara bakacak ya, gelip de adam nasıl, ne yapacak ben anlayamadım yani. Ama şimdi gelse Samet, işte Finlandiya. Gelsin kardeşim Samet, Allah Allah, niye gelmesin yani? Ben ama olsam şu an var. Bunu söylemek ne kadar doğru şu çok planlama, doğru. Samet Hoca'nın da içinde olduğu... Şimdi burası Beşiktaş Genel Kurulu değil ki. Ya yok. Şimdi Melike, şöyle bir durum var. Bak mesela demiş ki Murat Bey, unutma sözünü Serkan Korkmaz. Samet Aybaba'ya teknik direktör sen ol demek haksızlıktır. Rütbe düşürmek gibi olur onun için diyor. Ya canım böyle şey olur. Ya Samet Beşiktaş'ta oynamış. Emre Belözoğlu adam... ve Aykut Kocaman da mı rütbe düşürdü ya, o zaman? Yani. Aykut Kocaman daha ondan sonra teknik direktör olunca sportif direktörlükten. Emre Belözoğlu da Erol Bulut'tan sonra teknik direktör olunca. Aykut Kocaman. Daha mı? Yani bak, görüntü olarak tenzili rütbe gibi durur. Ama değildir Türk futbol kültüründe. Çünkü Türk futbol kültüründe takımların patronu teknik direktörler ve başkanlardır. Şimdi bir de Feyyaz da var orada. Feyyaz da. Anladığım kadarıyla Feyyaz Hoca çok karışmıyor. Hayır ama bir dakika, o da destek çıksın. Kurulunda. Tamam, o da destek çıksın. Ya yönetim kurulu olur. Ya bizde şimdi genel kaptan vardı eskiden. Evet. Şimdi spor, o genel kaptan şeyin veya... İşte takımın içindeki bir yöneticidir o genel kaptan. Aslında genel kaptan mesela bugün işte futbol şöbeden sorumlu falan yönetici işte, gibi bir şeydi işte, değil aynı mi? Aynı Feyyaz da öyle olacak yani, ikisi alsınlar götürsünler Beşiktaş'ın. Ya çocuk, bir de şu var yani. Ya arkadaş, yani bunlar başarılı olmuş. Yani şimdi bize bakıyorlar ya, şu takımda şöyle oldu, bu takımda böyle oldu. Yani adama verirsen adamın altına yarışacak bir araba. Bir de şöyle diyorum ben, bizim altımızda Murat 124 var. Frenler banka tutmuyor. Geçti. Frenler tutmuyor. Dinliyor musun? Benzin yok, lastikler kabak, motor silecekler çalışmıyor, farlar çalışmıyor. Yarış diyorlar. Allah Allah. Nasıl yarışacaksın? Öbürde de o pistlerde koşan şeyler yapan şeyle, araçlarla, taksilerle çalışıyorsun, yarışıyorsun. Şimdi aynı şey. Ver Samet'e bunu. Şu anda ya zaten göreceksiniz bunu da inşallah, yani Kasımpaşalılar bana gücenmesin, kızmasın da. Bunu da yenerse bundan sonra bana göre yürü gitsinler derim ben. Gitsin, ne alacaksın? Adam gelecek. Serdar Topraktepe için mi diyorsun? Ya Serdar benim de futbolcu. Genç de. Genç Samet de yukarıda kalmış. Diyecek ki şunu yap, bunu yap, bunu çıkar, bunu oynat. Daha doğru bir sistem gibi geliyor bana da, biliyor musun? Bak, bir de. Ben de her zaman. Ben efendim? Ne zamana kadar bu şekilde nasıl? Devam ediyor? Nasıl? Sezon sonuna kadar. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'de devam ederim diyorsun. Şu anda Samet Aybaba varken, Feyyaz Uçar varken. Evet. Bak, yakın zamanda yaşadığımız 3 deneyim, burada seninle hepsi hakkında her türlü detayını konuştuğumuz Torrent, Valerian İsmail, Kuntz. Evet, yabancı hocalar. Arkadaşlar, şimdi ben Van Bronckhorst'u pek tabii ki onlarla aynı kefeye de koymuyorum. Hani öyle de zannedilmesin. Van Bronckhorst özel bir futbolcuydu. Teknik adamlık kariyeri de bence sağlıklı bir şekilde gelişen ve bence prensipleri olan ve çok önemli bir futbol ekolünün de onurlu ve bence çok da kifayetli bir temsilcisi. Hayırlı olsun anlaşıldıysa. Hani pürüz var falan diyoruz ama yarın açıklanırsa da şaşırmayız. Hayırlısı. Onu da söyleyeyim. Peki bir şey soracağım Serkan. Hocam ben yani bak, Torrent'te, Valerian İsmail'de, Kuntz'ta sesini yeterince yükseltmeyenleri söylüyorum. Bir kısmına ben de kendimi dahil ederim. Pereira'da. Tamam mı?
Bak Jesus demedim. Jesus'la da şampiyon olamadı Fenerbahçe. Jesus sonuçta geldi ve geçti. Rüzgar gibi geçti belki ama bence Okan Buruk'ta da bir iz bıraktı. İsmail Kartal'da da bir iz bıraktı. Abi sen Valerian İsmail'den, Torrent'ten, Pereira'dan ne bekliyorsun ya? Pereira'nın bıraktığı iz Kim Min-jae. Ya o kadar olsun yani. Bir şey soracağım ya. İkinize de soruyorum ya. Buyurun. Samet Aybaba teknik direktör olarak vazgeçtim şeyi. İsmail Kartal'dan kötü mü? Okan Buruk'tan kötü mü? Hayır canım öyle bir şey söyleyemez. Yani, kimse söyleyemez. Yani yaz Okan Buruk'un kariyeri de yani. Tamam da yok ya ama Samet'in. Okan Buruk'u başka bir yere de koyabiliriz. Yani koymamız niye? Lazım ya, çünkü Akhisar'la kupa, Başakşehir'le şampiyonluktan ya, tamam bahsediyoruz. Yani, bu kolay bir yani şey değil. Yani Samet bunlardan aşağı bir antrenör mü? Hayır. Çok önemli bir futbol adamı. Evet. Yani o zaman. Feda sezonunda ya, Beşiktaş'a kazandırdıkları yeter. Ya, onun altyapısı herhalde, yıllarca Beşiktaş'ı götürdü. Ya şu anda lider Fenerbahçe mi avarajda? Hocası İsmail Kartal mı? Evet. Şimdi Samet Aybaba mı İsmail Kartal mı diye Fenerbahçelilere sorsalar, tamam mı? Fenerbahçelilere söylüyorum. İsmail Kartal derler. Yok, vallahi Samet derler. Ha ben İsmail'i kötülemiyorum. Öyle düşünseler bile öyle demezler. Hayır, hayır. Ya, ama ya genelde baktığında ya beğenmeyen de var. Kimseyi Samet de beğenmeyen olur, onu da beğenmeyen olur, Okan'ı da beğenmeyen olur. Ama şu var, onlardan aşağı bir şey teknik adam değil ve şu arada da gelen adamın işi çok zor. Van Bronckhorst neydi? Van Bronckhorst. Evet, güzel söyledin. Giovanni. Neyse hayırlısı yani ama ben Samet'ten vazgeçmem arkadaş. Yani nedir? Ya ne kim ne diyecek merak ediyorum ben ya. Ama eleştirir zaten biz herkes eleştiriyor. Ya bir anket öyle yapsanız. Mesela ben çok merak ediyorum. Gerçekten. Tamam. Hayır gibi? Yani yapalım da biliyorsun sosyal medyada yaptığımız anketler sadece hitap ettiği takımın katılımcıları tarafından izole edilemiyor. Yani diğer taraftan da geliyor. Yani onlar kötü şıkkı görece kötü şıkkı oylayabiliyorlar. Ya ben hakikaten samimi hisleriyle mesela Beşiktaş Genel Kurul üyesi 100 kişiye sorduk. Hani var ya öyle bir yarışma programı da aileler yarışıyor. Evet. Sorsak ne kadar popüler, Serdar Topraktepe ya da genç bir teknik adam üstünde Samet Aybaba kurgusu mu yoksa sezonun şu aşamasında gelen yabancı bir teknik direktör mü? Ben %80'lerde falan Samet Aybabalı şeyin seçileceğini düşünüyorum. Ama sadece Beşiktaşlıların katılımında. Bir şey söyleyeceğim ama. Sadece şimdi, Beşiktaşlar mı yazsın? Ama devre ya da bir yani, Beşiktaşlı bakış açısı. Yani, takımınız olduğunu düşünerek yazın diyelim. Ama devre arası yok. Yani adama bir 10 gün, 15 gün yok evet, yani. Evet öyle bir yok, kamp yok. Yani ne gelir öyle, gelmez işte yani, Afrika Kupası bilmem ne. Yani kadro dışı adam, oyuncular yani. Enteresan adam, da tabii, bir şeyin üstüne geliyor. Ya şimdi bir anda Necip diye bir şeyi nasıl anlatacaksın Van Bronckhorst'ta? Yani Necip'i ben 5 yılda anladım. Yanlış mı hocam? Ben hep anlıyorum ama Necip adamı. Necip hayır Necip selamlar. Mesela Necip vallahi anlatacaksın. Necip helal olsun. Ben sana Necip Sergen'in Necip'i nasıl anlattığını hatırlar mısınız? Ya orada yabancı sayısı falan derken kafam karıştı. Yürü Necip gir dedim dedi mesela. Evet. Sol bek yok. Yabancı sol yerli de. Şimdi Van Bronckhorst hadi Necip şampiyon oldu o sene Beşiktaş. Evet. Hadi Necip deyip sahaya atacak seviyeye ne zaman gelecek? Salih Uçan'ın hikayesini bilmiyor. Nasıl bir futbolcu olduğunu hemen anlayacak. Aa çok yetenekliymiş ya bu adam falan diyecek. Ama Salih Uçan'ın ince var, ayarlar isteyen bir oyuncu olduğunu ha, iletişim olarak ve motivasyon olarak ne zaman anlayacak? Ya Abubakar, Rozi'ye falan hiç girmiyorum Gezal. Ya zaten bir teknik direktör öğütme makinesine dönüştü Beşiktaş futbol takımı. Ama disiplin olmayınca öyle olur. Abi, başta. Şimdi yani, bazen de disiplini işte kuramazsın abi. Ya şimdi sen Hababam sınıfında öğretmen olmakla askeri bir lisenin sınıfında öğretmen olmak çok farklı şeyler yani. Tamam da. Ya sen Hababam sınıfı gibi sınıf kurmuşsun. Sınıfta biliyorsun değil mi? Ya sınıfın da yarısı şeye gitti, Afrika Kupası'na gitti. Rahmetli Münir Özkul'da orada titretiyordu yalnız. Mahmut Hoca lazım Mahmut işte Hoca, bir tane. İşte Samet Aybaba Mahmut Hoca olsun. Mahmut Hoca olmadan olmaz işte ama. Beşiktaş'a bizim Mahmut Hoca da gelsin. Evet. Mahmut Alparslan'ın o zaman buradan selamlar. Evet. Şimdi izleyicilerimiz Serkan Korkmaz'ın sorusuna ne diyecek merak ediyorum. Sergen Hoca'dan başkası yalan yazmış Hüseyin Bey. Ya mesela niye Sergen Yalçın alınmadı? Rıza Çalınbay neden gönderildi? Şimdi bak benim kafamdaki 3 soruyu söylüyorum. Ben Van Bronckhorst gibi bugün geldim bu ülkeye. Tamam mı? Beşiktaş, Sergen Yalçın. Ya bu adam efsaneymiş ya. Zidane diyorsunuz ya adama. Aa doğru hatırladım ben onu. 1-2 milli maçta falan Beşiktaş'la Chelsea'ye mi gol atmıştı?
Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Aa, hatırladım, çok büyük topçuydu o ya falan diyorum. E ne oldu? E işte o Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ne zaman? E birkaç sene önce. E niye onu anlıyorsunuz? Boşta. Şimdi var ya, şimdi bak değil. Beni var Antalya'da. Ya çarşı grubundan arıyorlar da tabii cevap veren yazın kardeşim, yazın yani de bakalım ne aramayın. Diyorsunuz yani. Aramayın mesajı, değil mi, yaz. Hiç mesaja bakayım. Yayındayız, aramayın. Şimdi dedin ki Serkan Korkmaz. Tanıyorum, selamlar. Selamlar. Neden dedi Sergen Yalçın olmadı? Peki başka bir yoruma bakalım. Zeynel Bey diyor ki ikinci Valerian İsmail vakası bence Beşiktaş için Broncos demiş. Bence Bey'de... bir Valerian İsmail deneyiminden daha farklı bir deneyim olacak. Yani bir Glasgow Rangers, Feyenoord süreçlerinde çok başarılı. Hani Valerian İsmail'in de ben topçuluğunu hatırlıyorum da hani Van Bronckhorst hem futbolculuğunda hem teknik adamlığında Valerian İsmail'in hayli üzerinde ama değerlendirilmesi gereken birisi. Valerian İsmail'in bir üstün tarafı vardı. Fizik falan çok iyiydi. Geldiğinde... Tabii gencecik değil mi? Sahaya koysan stoper. Geldiğinde herkes çok iyi antrenör falan diyordu. Neyse ya. Samet Hoca transferleri yapacak, kadroyu inşa edecek. Broncos da saha içinde olacak. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şu anda Beşiktaş'ta bu sistem bence uygun yazmış izleyicimiz. Çok kolay ama izleyicimiz çok var. Çok iyimser seyircimiz. Bir dakikada böyle şeyler yani olmuyor. Yani Van Broncos takımla ilgili saçmaladığında Necip'i tanımaya başlarken, içerideki futbolcuları çözümlemeye başlarken. Bir yerli yardımcı lazım mı? %100 lazım. Hatta Serdar Topraktepe olacakmış ekipte. Yani ben öyle duydum. Yeterli olmaz mı bu zaten? Olabilir. Ya, bir şey anlayayım. Serdar da önemli bir futbolcuydu ve yıllardır Beşiktaş terbiyesinde geçmiş, tedris altından geçmiş. Çok da önemli bir sol ayaktı bence Türk futbolunda. Benim futbolcum ne diyorsun ya? Hatırlamaz mıyım hocam? Senin en başarılı dönemi seninle oynadığı dönemlerdi. Evet. Serdar kulağı çınlasın. Ya başarılı olur ya. Ya bir şey de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizi izleyen yerli arkadaşlarımız var. Kim var? Şu anda dışarıda olan. Bak İbrahim Üzülmez demiş ki beni söylemiyorlar. İray Bulak var. Evet. Hikmet Karaman var. Tabii canım bunların hepsi değerlidir Aykut yani. Aykut var. Başka biz kim saydık var? Saydık geçenlerde programda da tabii ki hepsi aklımızda yani, bir anda gelmeyebiliyor. Şifo Mehmet var yani. Şifo ya Mehmet şimdi diyecekler ki oradan ben. Hocam ne konuşuyoruz? Biz varız burada. Vallahi... Helal olsun. Al onlardan birini koy buraya. Hiç hayır dersen ya, namerdim. Türk futbolunun son yani. Döneminde böyle 3 milyon eurolar civarı paralara gelen, hala tazminatları ödenen, Torrentler, Valerian İsmail'ler, Stefan Kuntz'lar ve Vitor Pereira'lar ne verdi? Bir düşünelim. Zaman kaybı, enerji kaybı, para kaybı. Hani ne verdiler? Bir düşünelim. Ha yabancı fut, sen yabancı teknik adam düşmanız. Hayır değilim abi. Hiç alakası yok. Kolay ama, kolay değil onu anlamıyorlar ama deminki şeydi. Serkan yani, onu abi sabır göstereceksen. Yani, yani ne yaşadık? Erik Gerets'i yaşadık. Arthur Zico'yu yaşadık. Tigana. Tigana'yı yaşamasak yani şey daha mıydı? Bir şey söyleyeyim bir dakika. Dur. Şimdi ben Deniz Spor'da şeyim antrenörüm. Biz Fenerbahçe'yle burada kaldık. 2-2 bir berabere kaldık. Fenerbahçe şampiyon oldu ama. Son 3-4 maç kala hatta o kabloları falan kestiler. Hatırlıyor musun? Alişan dönemi. Yok canım. Ya, ha, Aziz Yıldırım dönemi. Aziz Yıldırım dönemi evet, ya. Aziz Yıldırım maçtan dönemi. Sonra hatta indim ben şeye. Kabloları kesilmişti ama yayıncı kuruluş pek bahsetmemişti konudan. Ya aşağıdan. Şimdi neyse maçtan sonra yani bizim maç geçti ama yine bir gazetede çok sıracı bir gazete ismini söylemeyeyim istersen. Söylemeyeyim. Şimdi hani genel izleyici amblemi vardır biliyor musun? Evet, üç tane kafa. Evet. Zico, Gerets, Tigana. Üç kapı. Hatırlıyor musun? Ya var ya. Değil mi anla? Ya var ya hayatımda güldüğüm. Genel izleyici. Ya, sadece ya, izlediler. Genel izleyici diyor. Tamam ya var ya nasıl gülmüştüm. Sen öyle deyince şimdi Zico ile Gerets'i deyince Tigana'yı da ben oradan ekledim. O da vardı çünkü o şeyde. Üçlü de. Yani çok. Genel izleyici. Pek çok yabancı teknik adamdan çok güzel şeyler öğrendik, iyi izler bıraktılar. Her şeye rağmen başarılı olanlar var. Tabii ki bir Mircea Lucescu'yu da unutmayalım. Benim kendisini çok beğenmediğimi, takdir etmediğimi bilirsiniz ama çok başarılı bir teknik adamdır. Şimdi Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta şampiyonlukları olan bir teknik direktöre, kötü teknik direktör, başarısız teknik direktör diyemem. Ne yapıyor? Devam ediyor mu? Milli takıma falan dediler. Oğlu komşuda. Hatta lider PAOK'un başında. Evet Razvan. Evet hatta röportaj verdi Lucescu Fatih Terim'e de oğlu adına meydan okudu.
Yenemez dedi. Ben de o kendisini dedi Beşiktaş'ın başındayken yenmiştim. Güzel şeyler bunlar. Böyle evet, rekabet. Evet. Ve başarılı şu anda gerçekten oğlu da Yunanistan'da. Evet, onu da söyleyelim. Herhalde maçları da Fatih'in maçını da seyredeceğiz galiba. %100 gelecek Razvan Lucescu bugün Türkiye'ye. Öyle büyük bir Lucescu hayranlığı var ki bu ülkede. Oğlu da gelir. Torunu da gelir. Gelini de gelir. Yani herkes gelir. Yani Lucescu, Razvan Lucescu hiç merak etmeyin yani. Eli kullandıdır. 1-2 yıla burada. %100. Ya başarısız olursa mı gelecek? Onu mu? Yok, başarısızlıkla ilgili bir şey değil mi? Lucescu bir marka burada. Şöyle, evet. Lucescu da gelir. 150 yaşında gelecek. Lucescu'nun hayranı olduğu kadar Fatih Terim'in, evet, Mustafa Denizli'nin falan hayranı yok Türkiye'de. Yok canım. Yok gerçek. Fatih Terim. Çok ciddi söylüyorum. Yok. Hayır, yok. Yani Lucescu hayranlığı çok başka bir şey. Ya burada var ya, bir yaprak yere düşse Lucescu diye herkes. Herkes tabii canım. Lucescu her dönem, tamam, her takımla adı geçer. Yiğit takımı ona inanıp emanet ettiler ya. Evet. Çok iyiydi ya, hakikaten o dönem. Yeniden sinirlendiriyoruz Serkan, evet, Korkmaz'ı. Neyse, sinirlenmesin. Bir tane yorum okuyacağım. Bir Galatasaraylı yazmış. Bir Can Yılmaz diyor ki, anlıyorum aslında yönetimin yaptığını. Bakın biz geldik, eski yönetimden kim varsa gönderiyoruz. Biz yeniliyoruz, yapıyoruz demeye çalışıyor. Taraftarı susturmaya çalışıyor yönetim. Yani yapılması gereken değil de taraftarın istediğini yapıyor. İsviçre'den selam demiş. Yani tam olarak bunu da yapmıyor aslında. Her eskiyi de göndermiyor. Başarılıyı tutuyor. Bu konuda Beşiktaş yönetiminin böyle farklı bir bakış açısı olduğunun örneklerini gördük basketbol takımında da. Hı-hı. Ama şu olabilir, şuna katılabilirim. Şimdi ben yeni bir teknik direktör getirmezsem bu takımın başına, vaatlerim oldu. Hani taraftardan tepki alırım düşüncesi olabilir. Diyelim ki sizin söylediğiniz formülü uyguladı. Serdar Topraktepe ile devam etti. Samet Aybaba da zaten futbolun patronu. Ama başarısız olursa bu sefer taraftar tepki göstermez mi yönetime? Şimdi göstermeyecek mi? Yani... Bu ama hiçbir şey yapmayıp göreceği tepkiden daha uzun vadeli bir sabır olmaz mı? En azından yeni hoca. Beşiktaş şu anda çok puan farkı olsa da zirvede, yani 1-2-5 Fenerbahçe ile Galatasaray, altta hemen Beşiktaş var. Yani sezon sonu da çok farklı bir yerde bitireceğini öngörmüyoruz. Demek ki Van Bronckhorst'ta sezon sonunda başarılı veya başarısız diyebilmemiz için elimizde olan tek şey, Avrupa'dan da elendiği için takım, Ziraat Türkiye Kupası. Evet. Van Bronckhorst biraz... Ziraat Türkiye Kupası'nı alamazsa ve Beşiktaş da şimdiki lig sıralamasının bir altında bitirirse, sence önümüzdeki sezona başlama ihtimali var mı? Hiç yok. Sence var mı? Yarışın içinde bir olmaya çalışırsa ve kupayı alırsa ya da bir ne bileyim final oynarsa kupada, Ziraat Türkiye Kupası. Finalde kurtarmaz. Kurtarmaz mı? Vallahi kurtarmaz. Peki, iyi oyun final. Belki kurtarabilir. Mesela yok, iyi final, oyun final. İyi oyun final. İyi oyun belki etkiler kurtarabilir diye düşünüyorum. Bak, ya. Şey... Çünkü yani biraz da Beşiktaş... Bir Arda Güler falan gibi bir efekt lazım Beşiktaş'a. Bak Fenerbahçe'yi Arda Güler'in varlığı bir sene daha şampiyon olamamasına rağmen bir sonraki seneye umutla bakmaya teşvik etti ve tribünleri doldurdu. Yani Beşiktaş'ın da bir Arda Güler gibi bir sihire mi diyeyim ihtiyacı var. Ama öyle bir var. Adam yok şu anda. Yok. Beşiktaş'ta. Bir şey söyleyeyim mi? Bak Beşiktaş'ta, hep söylüyorum. Beşiktaş'ta Getson, Hacı Ahmet, Salih bu üçlü bir kere müthiş bir üçlü. Geçen sene Fenerbahçe'yi de yendiler, Galatasaray'ı da yendiler. Bu üçlü bir kere bozulmayacak. Yani gelen hoca bunu bilecek. Bunları mesela Salih'in, ben ya Samet'le hiç konuşmadım. Ya verin parasını adamın kardeşim ya. Ver arttır ya. Biz izliyorsa yönetim arttır. Nasıl yok? Ya başkasına var ama. Onana'ya var. Rachitse'ye var. Ne o öbürü? Amorti'ye var. Amorti. Giden, amorti diyorum ben ona. Amorti gibi yani, ya, bile değil. Rakip takımları amortiydi o zaten. Neyse yani şimdi giden Erik Belli var. Ya Bahtiyar var. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar var ya. Oradan geliyor hep de. Unutuyorum adın ismini. Ondan sonra. Yani netice o kadar para ya. Bu takımı burada tutacaksın. Ben olsam şimdi Beşiktaş'ın Redmond'a gider alırım. Kesin alırım ya. Kesin geçim gel. Ver bana şeyi. Yetkiyi. Valla konuşayım ben. Gideyim İngiltere. Alıp gelirim ben onu buraya. Ha para. Rashica'dan ucuza getiririm. Bir. Roman sayısı tekrar getiririm. Getiririm ya. Vallahi getiririm. Ya gitti. Ya niye getirmeyeceksin? 2,5 milyon adam, öyle bir adam mı? 2,5 ona vermiyorsun, tamam mı? Ya satıyorsun. Gidip kimleri alıyorsun? Gidip Erik Belli ile amortiyi alıyorsun ya. 5'er milyon, 10'ar milyon. Ya vallahi mantık. Transfer konusuna zaten
kayıp Onun ya verilen paralara bak ya. Şimdi yeni hoca ne yapmalı, neler yapmalı? Onun üzerinden de konuşalım. Kaç transfer yapmalı? Sizlerin yorumlarını da görüyorum. Hepsini okuyacağız. Bilmiyor ki neyi yapacak hocam. Değerlendireceğiz hepsini. Hocam bir araya gitmem lazım. Aranın ardından Kasımpaşa maçıyla ilgili muhtemel 11'imiz de var. Biraz maçla ilgili de konuşuruz ama bir yere ayrılmayın. Aranın ardından son sayfada ikinci dilimde yeniden beraberiz. Virgül koyalım. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ve Beşiktaş'ta yeni hoca konusunda çok uzun bir mesele. Zaten çok da soru ve yorum geliyor ama diğer haberlerimizi de paylaşalım istiyorum sizlerle. Fenerbahçelilere iyi haberi verelim. Bekao artık takımla çalışmalara başlamış. Önce bir haberimizi izleyelim, sonra konuşalım. Evet hocam, tam da sana denk geldi gerçekten evet. Yani. Biz dün gece burada zaten transfer ihtimallerini konuşurken, ki artık ihtimalden de çıktı. Fenerbahçe'nin ciddi anlamda Bekao'yu zaten iyileşse de iyileşmese de stoper transferi yapması bekleniyor. Onun dışında da yine başka transfer isimler var, başka mevkileri. Onları da konuşacağız ama önce bir senin de uzmanlık alanın, yani artık uzmanlık alanın oldu. O yüzden öyle söyleyeyim. Seninle başlayacağım. Şimdi normalde sezona Bekao ve Cicu ile başlanmıştı. Tabii sakatlık olunca orada pek çok isim değişti. Hatta şu an Samet Akaydın'ın gideceği de konuşuluyor. Cicu'da Afrika Kupası yine bir süre olmayacak. Ne olacak Fenerbahçe'de o tandem? Şimdi Fenerbahçe, ya camia çok önemli. Medya çok önemli. Hocalar medyayı yani kulağını tıkamıyor. Mesela Okan'dan başlayayım. Sol bek genç çocuğu oynattı. Yok. Barış Alper'i sol bek oynattı. Hayır. Öbür çocuk ya. Kazımcan. Kazımcan Galatasaray'a geçti. Yani Galatasaray'da onu oynattı ya. Bayern Münih maçında olacak şeydi. Niye medya kötülüğü Ancelotti'yi? Neyse ya, neticede bakıyorlar şimdi bunlar. Medya ne söylüyorsa onu yapmaya çalışıyor antrenörler. Medya tabii şeye baskı yapıyor herhalde, yönetime, taraftara. Taraftar da işte hocaya bir şey diyor ya işte falan filan. Ya şimdi sen burada Fenerbahçe'nin, ben anlatamıyorum, Türkçe konuşuyorum ama millet anlamıyor. Şimdi sağ beki, sol beki, ikisi de çok iyi. Ya o saysam herhalde Ferdi. Şimdi bunlardan bir tanesine bir şey olsa, tamam mı? Şimdi buna bir şey olsa bunu buraya koyuyorsun. Burada adamın yok. Sol bekin yok. Sol beke bir şey olsa zaten burada yok. Osterwold'u koyuyorsun. Olmaz. Geçen gün şeydi burada Osterwold'un iki tane ortası mı ne kalmış? Dedim ki 5 tane varsa dedim yeme kısmı alacağım. Dedim takım elbise alacağım. Şey baktı birisi rejiden. 3 tane mi ne var? Evet. Kariyerine baktık. Yani baktılar, tamam mı? Şimdi arkadaş sol bek olmaz. Asist sayısı mı? Ya çok ne asisti ya? Hayatı boyunca ortası hatta yok. Hatta ya bayağı az çıkmıştı. Orta Yusuf, sayısı sen bakmıştın yani, değil mi? Şimdi Yusuf baktı. Yusuf galiba. Ya neyse. Şunu anlatayım. Alan bakmamış mı? Ya alan ya ne bileyim ben işte kim aldırdıysa. Ya bak stoper olarak fena olmayacak o çocuk, tamam mı? Hepsinden süratli, çabuk. Tabii ama şey söyleyeyim. Ya beğeniyorum diye biraz pozisyon almasının eksiği var. Biraz diye çok eksiği var. Onları geliştirirse beşi olur ama sol bek. Yani Fenerbahçe'nin sol beke ihtiyacı var. Bir tane daha. Tamam mı? Yani bunlardan bir şey olursa. Ha şimdi bizde ne var? Orta sahada İsmail'i istemiyorlardı. Ben 129 maçta 3 asist. Ha, asistmiş işte. 3 tane. İyi yeterli. 10 golü varmış ama. 3 asiste 10 golü varmış. Ya 130 maç ya neredeyse ya. Neyse. Boş ver. Ya şunu söyleyeceğim. Yani stoper oynar. Şimdi sol bek Fenerbahçe, ben olsam ilk alacağım. Şimdi Cicu'da gidecek ya. Serdar Aziz şimdi zaten. Şimdi Savic var şu anda gündeminde. Neyse. Atletico sol bek ve stoper alacaklar. Bence sol bek almayacaklar galiba. Stoper alacaklar. Stoper alacaklar. Yani stoper alacaklar. Çağlar da gündemdeydi. Gündemde Çağlar yani. Da alsınlar yani. Gündemde. Aynı takımdan. Evet. Şimdi bunlar gelene kadar demek ki bir ilk maç var mı şimdi burada? Gene Serdar Aziz de şey oynayacak. Bekao iyileştiyse. Ama tam ya yani sadece takımda düz yani koşulara başladı. O zaman Samet'le şey ya, yok. Osterwold'la Serdar oynar veya Samet oynar. Ben tabii Serdar oynatırım ama neyse. Yani artık. Hatta şu konuşuluyor. Ocağın hani 11'ine kadar stoper transferini yetiştirmeyi planladığı konuşuluyor Fenerbahçe. Yani neyse. Yani bir tanesi şu anda stoperlerden bir tanesi kesinlikle Osterwold'e. İkincisi de bakarlar. Serdar'ı çünkü hemen bütün dinç etme düşüncesi olduğu için medyada taraftarların arasında bazı taraftarların onu oynatmayacak. Herhalde İsmail Hoca korkuyor. Ben direkt oynatırım. Bana ne? Ben neticeyi alırsam kimse sana bir şey demez. Ama alamadığın zaman herkes üstüne biner. Neyse.
Şimdi Fenerbahçe bir stoper alacak, sol bek alması lazım. Ha, orta sahada. Şimdi Fred'in yerine olmadığı zaman bir sıkıntı oldu dedi. Krunic transferi yine gündemde. Ya, o tamam da Fred'le birlikte oynaması planlanıyor aslında. Kim oynamayacak? İsmail oynamayacak. Öyle mi? Yani İsmail oynamayacak herhalde. Aldığın adam yedek kalmaz ki Fred ayarında. Szymański garanti, Fred garanti. İsmail'i kenara attın. Değil mi? Evet. Orada oynayan kim var başka? Oynatırsan eğer kanatta ya, değil orada İrfancan'ı oynatırsan orada. Ya İrfan Can var. Diğer Bartu Elmaz. Yok ya Bartu Elmaz. Daha 100 fırın ekmek lazım bana da. Yani, Mert Hakan? Mert Hakan olabilir falan. Ya ama şunu orada Crespo var. Crespo var. Zaten şimdi, gideceği konuşuluyor zaten. Gideceği konuşuluyor. Crespo yani şimdi adamları siz taca bırakıyorsunuz orada. Eğer bir şey olursa bir daha Fred'e falan filan diye. E bir Fred'le bir daha atılmasın kardeşim. Ha, sakatlık olursa onu da tabii bir şey diyemem. Hani bir tekme sakatlığı, darbe sakatlığına bir şey diyemiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bana göre şimdi... Ama bir işte tane... Fred yokken yaşananları düşünecek olursak... Ya bir olursak, tane maç. Krunic transferi gerekli değil mi? Bu arada sol bekle ilgili de şimdi Yusuf da hatırlattı bana. Ferdi var. Sol bek transferi. Bir şey olursa... Fred'e olursa... sağ bek Osayi Samyar olursa ne olacak? Mert var. Ya Mert falan Allah Allah. Yani olmaz arkadaş yani olmaz. Olmaz. Osterwolde var. Osterwolde sol tabii. İçin. Sol bek tabii 150 maçta bir asist daha yapar. Ya belki ya isim olarak var alternatif. Ya olmaz ya şampiyonluğa oynuyorsun ve şeye de şimdi Avrupa Kupası'nda da finale gideceksin. Belki şey yapacaksın. Adını söyle. Belki şampiyon olacaksın. Bak Galatasaray'la ümidim yok, şöyle yok. Eğer Kerem gene orada oynarsa tamam mı? Maçı bile seyretmeyeceğim. Yine söylüyorum yani. O yine ortada üçlü diyeyim yani veya on numara diyeyim veya çift santifor oynatırsa Kerem'i eyvah yine eyvah yani. Orada Okan söylüyorum ya biri gidip Okan söylesin ya Güvenç de böyle diyordu. Bir baksın oynadığı maçlara. Yenilen gollerdeki geriye geliyor mu gelmiyor mu? Şöyle bir yorum yazmış izleyicimiz İbrahim Bey. Serkan Korkmaz bu yorumla sana döneyim. Sağ stopere Çağlar, sol stopere Atilla kiralama, 8 numara alınmalı, Kent, Zeiss, Mert Hakan, King gitmeli, Emre Mor kazandırılmalı diye bir yorum yapmış. Çok ya geniş bir numara. Bahsettiği isimlerden bir 11 çıkartınca Fenerbahçe'nin mevcut güçlü oyunundan ciddi kayıp olur diye düşünüyorum. Ben de katılamadım. Kim bir daha söylesene çok hızlı söyledin ya. Ya da Fenerbahçeli mi yazalım sağ arkadaş? Sağ stopere Çağlar kiralama, tamam. Sol stopere Atilla kiralama. Atilla kim ya? Zalai'yi Zalai kastediyor Zalai. Ben. Zalai mi? Orada oynamıyor. Allah hakikaten değil. Daha okuma tamam. Gerisini boş ver ya. Vallahi okuma. Okuma ya vallahi gerisini okuma. Arkadaş şaşırmış ya. Oynayamıyor orada biliyorsun değil mi? Gittiği yerde de. Güvenç hocam. Allah Mustafa Allah. Bey diyor. Bence Fenerbahçe Serdar Aziz aşkını sonlandırmalı. Çünkü istikrar yok. Yokluğu belli olmuyor ve oyuncu kronik sakat demiş. Bunlar doğru. Olabilir. Ama varken de en iyisi o gibi bir durum var. O bana göre oynarsa en iyisi o. Beka'dan da iyi, Cuku'dan da iyi, hepsinden iyi oynarsa. Murat Bey de demiş ki Murat Güloğlu boş yere stoper arıyor. Serdar Aziz var rahatlıkla oynar. Güvenç Kurtar hocama sorar mısınız bana katılır mı? Seni çok iyi tanıyor. Bence biraz hafif bir gazlama var. Evet ben kendisini biraz tanıyorum. Çok sürekli izleyicimiz bilerek yazıyor biraz da. Senin... Teşekkür. Serdar Aziz hayranını bildiği için. Ya ne için. Hayranı ya ben gördüğümü söylüyorum ya onları yedikleri ya zaman. Ya düşün genel olarak stoper kalitemizde standartlarımızda ciddi sıkıntı var. Bak mesela hücum konuşuyoruz. İşte Galatasaray Ziyech'le vedalaşıyor. Zaniolo'yu kiralıyor falan gönderiyor. Ama hani hücum hattında Icardi'ler var, Abubakar'lar var, Dzeko'lar var. Fakat stoper kalitemiz hücum oyuncuları kalitesinde değil. Orta sahalarda da çok nitelikli insanlar var. Ama bir orta saha kimyası bulabilen de yok. Hali hazırda açık ara önde olan iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hala orta sahanın ortasına da ihtiyaçları var. Çok tuhaf. Hatta bu iki takımımız bizim Avrupa'da da yoluna devam ediyor. Evet. Yani o ihtiyaç yani Torreira'nın yanında kim oynayacak? Kaan Ayhan mı o mu bu mu derken Oliveira'nın da sakatlığıyla beraber yani Galatasaray'ın oraya da bir transfer yapması lazım. Bence Fenerbahçe'nin de bir transfer yapması lazım. Sadece Fred'le olmayacak belli ki bu. Öndeki Szymański, Fred birisinden birine bir şey olduğunda işte ne Krunic. Büyük sıkıntılar yaşandı. Krunic'i ısrarla istiyor İsmail evet. Hoca. Bunda da haklı görünüyor yani. Şöyle yazmış ya. İzleyicimiz Fenerbahçeli kendisi. Krunic, Çağlar, Savic şampiyonluk getirir mi diye sormuş. Engin Bey. Çağlar ve Savic aynı anda.
izleyicimiz. Çağlar Beyaz tabii ki herhalde. Valla öyle yazmış. Ama getirebilir. Herhalde Beya demek getirebilir. Istedik. Mesela Galatasaray'a ismi geçen orta sahalardan işte Jorginho var mesela. Hani getirebilir. Şampiyonluk getirebilir o da. Galatasaray'a çok iyi bir sol bek. Çok şey katabilir yani. Spinazzola'nın ismi geçiyor. Düşünsenize. Evet. Ya benim anlamadığım bir şey var ya. Ben yanlış mı düşünüyorum acaba? Merak ediyorum. Bu Roman Saiz vardı. Çok iyiydi. Adamı niye almadı bu Galatasaray veya Fenerbahçe? Kim? Abi adam... Roman Saiz'i niye almadılar yani? Ben aklım sırrım ermedi. 2,5 milyona gitti ya. Bunlar Beko'ya kaç milyon verdiler? Daha başka yani. Yani gitmek hayır, istedi. Şenol Hoca, ya hayır Türkiye'de ya. Türkiye'de oynamak istemedi. Hayır hayır. Şenol Hoca ile %100 canım. Ya %100 Şenol Hoca ile onu öğrendim yani. Yöneticilerden öğrendim. Yani ben birkaç yöneticiden. Direkt Şenol Hoca. Samet yani, gitmek istiyor. Ceku Afrika'da. Fenerbahçe 2 stoper almalı. Ferdi büyük ihtimalle bu sezon son diyor. Yani sezon sonu yok diyor. Yerine birini bul diye de notlarını iletmiş Muhammed Taş. Bize mi söylüyor yerini bulalım? Fenerbahçe'ye. Ya doğru. Şey, Ferdi gider bu sene. Yani bir tarafa gider. Şimdi... Bu arada El Şebap'ta Romain Saiz 11 maça çıkmış. 3'te golü varmış. Bu sezon çok da iyiymiş. Onu ya söyleyeyim. Ne zaman ya... Şimdi yani biz, bir stoper ya... için hani gol bir şey, istatistik olarak çok söylemeye gerek yok ama. Yok da teşekkür ediyorum. Kim söylediyse. Yusuf bir bravo Yusuf. Hatırlattı. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben adamı Dünya Kupası'nda seyrettim. Kimlere karşı oynamadı adam ya? Ya adamı diyorum ki bir tane pozisyon hatası görmedim, bir tane gol hatası görmedim. Müthiş oynadı adam. Buraya geldi kaç maç oynadı? 15 maç neyse. Müthiş oynadı. Hiçbir tane hatasını görmedim. Tamam mı? Evet. E adamı ne sağlamıyorsun? 2,5 milyona gitti ya. Bu Fenerbahçe Galatasaray ne yapıyor kardeşim? Ben anlamadım ki. Abi şöyle olmadı. Ben gidiyorum dedim. Hayır onda, hayır onda. Hayır hayır. Bak diyorum ki sırf Şenol Hoca ile 2-3 tane yöneticiyle konuştum bunu. Kesin. Kesin bilgi bu. Nedir abi? Ne diyor? Şenol'la şeyi. Tartışması. Şenol'la. Yani o kadar. Sen Fenerbahçe falan gideyim desem koşarak gideceksin. 2,5 milyona gitti ya. Ya kaç para verdin Cuku'ya, Beko'ya falan? 8-9 falan verdin yani. Nasıl almadın arkadaş? Vallahi ama ben... belki Beşiktaş dedi ki seni hani Türkiye dışına gidersen bırakırız. Yok ya olur mu ya? Ben almaz mıyım onu ya? Adam gidiyor. Kiralık al. Şenol Hoca gidince veririz de bir şey de. Ya Serdar Aziz 3 maç varsa 6 maç yok. Ona güvenip oyuncu almamazlık yapılırsa ya alsınlar, şampiyon olamaz. Alsınlar, bak, en az 2 stoper alınmalı diyor izleyicimiz. Alsın. Ya Osterwold de şimdi Avrupa'ya da gideceksin. Osterwold de tam senin stoperin değil. O daha biraz daha pişmesi lazım. Tamam mı? 2 tane stoper alsınlar. Serdar'a güvenmiyorsan 2 tane iyi adam alacaksın. Sol bek kesin alacaksın. Orta sahada bu giderse bak. Crespo var orada. Zeiss var, tamam mı? İsmail var. Mert Hakan var. Var da var yani. 5-6 tane adam var orada oynatacak. İrfan var. O bir tanesi yanlış şeyi söylemiş. Emre Mor'una hala kazanamadılar. Aklım sır mermiyor çocuğa. Emre Mor'a da bu arada teklifler olduğu konuşuluyor. Emre Mor da ayrılabilir takımdan. Ayrılmalı mı? Ne diyorsun? Ayrılsa yuh yani. Oynamayı hak eden bir yaşta. Yani Emre Mor zaman zaman Saman Alevi gibi eski parlıyor. Eski takımından kiralık teklifi Karagümrük'ten varmış. Herkes alır onu. İş yapar yani Karagümrük'te. Karagümrük'ün yani ihtiyacı zaten var. Ya Fenerbahçe'de de yapar. Performansını. Her tarafta yapar. Ya. Müthiş oynuyor Emre. Sakat adam vurdu onu tandırında. Sezon başı daha birinci maç mı? Kupa maçında bitirdi veya özel maç neyse. Ya adama bir şans verin. Bak İrfan Can için geçen sene aynı şeyi söylüyordum. Adamı aldı şimdi yürüdü. Kente de vermedin. Hayır, bir de Cengiz de var orada. Evet Cengiz. Ya Cengiz ya şimdi onu söyleyen adamlar Cengiz de 3 var bir yok. Veya 1 var 3 yok. Serdar'a diyorsun. 5 yok 1 var oldu daha çok sanki. Neyse yani. Yani ama orada var. Orada Emre de var, Kent de var, şey de var. Adını söyle ne o? İrfan da var yani. Orada o adam bulursun yani. Şeyi Mert Müldür'ü önde oynatabilirsin. Mert'in savunması çok zayıf. Ama ileride müthiş işler yapıyor. Bu arada İstanbulspor maçı olimpiyatta çok da ilgi var. Onu da söyleyelim. Şimdi Yusuf hatırlattı. Maç 16'da oynanacak. Hı hı. Bir yarın mı? Gündüz maçı sayılır. Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. Çok yoğun da bir ilgi olduğunu söyleyelim karşılaşmaya. Biraz böyle bir uzak kalındı çünkü futboldan. Herkes biraz daha ilgi gösteriyor. İyi yaptılar ya oraya aldılar. Bütün Fenerbahçe ben olsam bütün seyirci giderim oraya. Değil mi? Burada tabii. Kaç 50 bin kişiyse 50 bin kişi. Ama işte olimpiyat stadının artık hani ulaşımı halledildi.
sorun yok. Biraz soğuğu var sadece. Biraz soğuk olayı beni tedirgin ediyor açıkçası. Çok soğuk. Yani burası soğukken orası kutup gibi bir şey yani. Yani anlatım bölgesinde localarda falan çok sıkıntı yok da yani hakikaten burada buraya göre eksi 3-4 derece daha soğuk abi. Evet. Yani hele ayaz varsa. Biz Kasımpaşa, ben Deniz buradayken Kasımpaşa ile maç oynadık. Bak şaka falan söylemiyorum. Abartı. Out atıyorsun. Top neredeyse kornere. Bak yemin ediyorum ya. O hakem bir daha maç alamadı. Son maç oldu. Ya out'a atıyorsun. Ceza sahasına oraya gitmeden top altı pasını oraya tekrar yedi. Vallahi billahi şaka falan değil bu ya. O zaman da şimdi yine bir rüzgar panelleri bir şeyler yaptılar. O paneller yapıldı, onlar kırıldı rüzgardan biliyorsun. Oraya hangi akla hizmet oraya, o statüde yaptılar oraya. Pes yani. Şimdi çok ilgi vallahi var, çok soru ve yorum geliyor. Fenerbahçeliler de bu anı bekliyormuş herhalde. Birkaç tanesini okuyayım, yine değerlendirin isterseniz. Tabii. Hangisiyle başlayayım? Muhammed Bey diyor ki Emre Moraz da satılmamalı. İrfan bu sezon çok iyi gidiyor. 10 milyon üzeri teklifte hemen satılmalı. Sağ tarafta Emre ve Cengiz kalmalı demiş. Daha ileriye dönük planlamalar var izleyicilerimizde. Fenerbahçe'ye Fred'e yedek lazım. Net başka transfere gerek yok demiş. Sercan Bey Güvenç Kurtar'ı söyler misiniz diyor. Ciku bedavaya geldi. Gayet de iyi performans sergiliyor. Serdar Aziz ısrarlı senelerdir. Gerçekten çok ilginç. Muhtemelen Serdar'ı babası bu kadar övmüyordur demiş. Ya ne öveceğim ya. Öbürlerinden iyi. Bir kere Allah Güvenç Allah. Hoca'yla bir etkinliğe gittik. Fotoğraf çekileceğiz. Fotoğraf çekilirken ne yaparsın? Durursun. Hı-hı. O gün de BK kendi kalesine gol mü atmıştı? Ne olmuştu? O maçı izleyemiyoruz o sırada. Etkinlikten takip ediyoruz bir yandan. Poz vermek yerine yanındakine BK kendi kalesine gol atmış, Serdar atsa neler olurdu falan diye. Evet, doğru. Söylerken o anda flaş patladı ve Güvenç Hoca'nın ağzına çık bir şeyler söylediği bir fotoğraf olarak görünce hep diyorum ki bu sırada da Serdar Aziz'i övüyordu. Şimdi ben Kuntz, o Serdar Aziz. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi geçenlerde Fenerbahçe derbi maçından evvel beni bir arkadaşım şeye götürdü, tamam mı? Fransa'dan gelmiş çocuk Murat diye. Gittik orada yemek yiyoruz, tamam mı? Tabii Fenerbahçe'nin içinde masalar, her taraf Fenerbahçe. Aşağıda davullar, zurnalar, bando pardon davul değil şeyler. Anladım, bando takımı. Tabii oradan hemen Güvenç Hocam falan tezahürat. Şimdi bir ara şey yapıyorum. Güvenç Hoca sarı desene, evet. Desene. Ay ya sarı desene diyor, tamam mı? Ya, ne diyeceksin dedik tabii, sarı kırmızı falan lacivert ne ben. Şimdi bunu birisiyle vermiş. Şimdi bana sosyal medyada vermiş, orada diyor ki yuh sana diyor, çok ayıp ettin, yazıklar olsun sana diyen var. Tamam mı bana? Beştaşlar falan ya. Ya sen nasıl, ben dedim artık ben kulüpler üstü biriyim ya. Galatasaray'a gidiyorum şeyde şimdi, ondan sonra Antalya'ya gittik biliyorsun. Bizim sağ olsun Ali gittik oraya. Onlar da yazmış selamlar buradan ona. Şimdi orada bana plaket verdiler. Galatasaraylar var ya, inanamazsın. Hı hı. Bir, ya herkes ya inan, her hepsi resim çektirdi. Oradan bana var ya helvalar. Neler bir gördü, Alpay'da bir kardeşimiz var. Hemen şey diyeler, şunlar bunlar abi gidiyorsun. Ama kızan da var işte mesela. Ama seviyorlar seni. Fenerbahçelilerde gerçekten o videoyu izledim ben. Büyük ilgi var. Peki devam edeceğiz. Bir ben kimim yapalım? İşte buralarda strese giriyorum biliyor musun? Abi, geçen sefer bildin mi hocam? Biliyorum bazen. Ben bile hayret ediyorum nasıl bildiğini. Evet, bisikletleriyle ünlü, doğru mu okuyorum? Bisikletleri ünlü bir başkent şehrinde dünyaya geldim. Güzel. Amsterdam'da. Üç farklı kıtanın önemli takımlarında futbol oynadım. Premier Lig'deki tarihi şampiyonlukta sahadaydım. Kısa süreli Türkiye kariyerimde beklentileri veremedim. Edin Dzeko, Fernando Torres ve Van Persie ile çok gole sevindik diyor kendileri. Kim acaba? Ya bunu Serkan bilir. Ben nereden bileceğim? Bekleneni veremedim kısa sürede. Kim veremedi? İyi bildiğiniz. Babel. Değil. Bekleneni mi? De verdi ya Babel. Van Persie mi? Verdi. Türkiye'de. Bence verdi. Ya ben bir beğenirdim yani yine de Babel'i yani ama. Yani o Beşiktaş'ta Avrupa maçlarındaki performansını ben sayarım ya. Verdi yani. Üç farklı kıtada diyor ya. Van Persie değil değil mi? Hayır zaten hocam ipuçları arasında Van Persie var. Hocam ipuçları. Nerede? Bak diyor ki Dzeko, Torres ve Persie ile çok kolesi. Ya ne olacak? Yine şaşırtırlar beni. Van Persie ile milli takımda. Dzeko ve Torres ile de muhtemelen Chelsea'de. Evet bakalım bilen var mı?
Var. Türkiye kariyerimde bekleni verin. Demek Hollandalı birisi iyi değil. Weghorst mu? Hayır hocam. Daha eskiden gelen biri. Daha? Biraz daha eskiden gelen biri. Daha eskiden gelip de buraya balta kim olabilir ya? Ne oynuyor bu? Hocam şu anda onu söylemeyeyim ya da. Söyle. Mastika diyeceksin oynuyor. Şu anda ne? 39 yaşında ve kariyerini noktaladı. Yakın zamanda. Yakın zaman öncesinde. 3 farklı kıtanın önemli takımlarında futbol oynadım. Evet. Ya düşün yani. Bir takımı var Türkiye'de. Büyük bir takım. Hollandalı değil mi bu bisiklet deyince? Hollandalı. Klasik işte kökeni ya, farklıdır ama muhtemelen. Üç. Surinam olabilir. Bilmiyorum. Ha. Surinam. Premier Lig'de tarihi şampiyonluğu kim yaşadı ki? Şey mi acaba? Bu futbolcunun... Türkiye'de tek takım mı var? Evet, tek takım var. Bu futbolcunu söylesem... Bakayım kim bilmiş olsun. Premier Lig'deki tarihi şampiyonluk deyince ne anlamda söylüyorlar acaba ya? Yani Leicester'ın tarihi bir şampiyonluğu var. Yavuz Us bildiğiniz tebrik ediyorum. Leicester değil mi? Leicester tarihi şampiyonluğu. Leicester City'si yok. Nasıl tarihi şampiyonluk? Başka bir City'si var. Leicester City mi? Şu anda Arsenal'de mi oynamıyor? Yok 39. 39 yaşında. O Arap coğrafyasında bitirdi kariyerini. Ha şeye geldi ha. Almanya'sı geldi. Var. İtalya'sı var. Hayır Hollandalı olduğunu çıkartıyoruz. Evet. Amerika ama gördü. Amerika gördü. Oo. Allah Allah. Gelmiş olması lazım. Benim aklıma niye gelmedi? Galatasaraylıydı. Galatasaray'da oynadı. Hollandalı. Ya sen bilirsin. Tarihi şampiyonluk. Antrenörlük yok ama yapmadı o şeydi. İki kardeş vardı ya. Frank De Boer yok. De Boer'lar değil. İngiltere'de şampiyonluğu yok. Allah Allah. Hiçbir şey gelmiyor aklıma yani. Çok iyi biliyorsunuz. Üzüleceksiniz o yüzden söylemek istemiyorum. Yani çok da basit bir ismi var. Hollanda'da. Çok iyi bildiğiniz. Ne oynuyor onu da söyle de hadi son bir şey. Onu söylemem istenmiyor. Şey diyelim, Manchester City'si var. Tamam onu anladık. Anladık da. Los Angeles. Buradan oraya kim gitti ki? Ve Türkiye'de Galatasaray takımında 34 numaralı formayı giydi. Galatasaray'dan Mainz'a gitti. Mainz'dan da zaten Arap coğrafyasına gitti. Allah 34 Allah. Numara hayret. Ne D? Ortada bir D var. Onu da anladık. Bir şey D. Frank De Boer. Hocam ne Frank De Boer ya? Değişti ne aklıma ya. Ama Galatasaray'da Frank De Boer yani Snyder'dan önceye gidince. Ha. D. Aa çok kötü ya saatle ilgili. Saatle ilgili olabilir gerçekten. Bunu ama üzüleceksiniz bilemediğiniz için. Yani Yavuz Us bu arada ilk bilen izleyicimiz tebrik nereye? Ediyorum. Ben zaten hemen bilemem de. Gelsin mi cevap? Gelsin. Bakayım ondan önce bilen yok. Evet. De Jong. Ha. Nasıl unuttunuz? Galatasaray'da evet oynadı. Ben hiç hatırlamıyorum bile. İşte ama zaten maddelerde de. Ya hatırlamıyorum bile adam. İnan üzülmedim ha hatırlayamadığımı. Zaten hatırlanmayı hak etmiyordu diyor. Hayır ya valla yani. Ya, bu De Jong'u ne? Allah Allah kim olabilir ya falan dedi. 34 numara. Deyince. Baltanın biriydi bu ya. Ben hatırlıyorum aslında. Değil mi? Vardı ama Pataki iyi bir dönemi. Vuruyordu ya. Değil mi? Ha? Hocam ben bir yorum yapmayayım şimdi. İyi kariyeri falan. Var ama hocam ya. Şöyle yani. De bir forma giymiş. Bak ben mesela formayı bile hatırlamıyorum. Kariyeri genel anlamda takımlara bakınca evet yani Galatasaray'da o beklentiyi Yusuf verememiş. Yusuf mu soruyor bunları Allah aşkına? Bir tane daha var onu ilerleyen dakikalar. Ya ay çok güzel bir soruymuş o da şimdi cevabını. Hangisi? Gelecek olan mı soru? Evet. Tamam.
Sor da... gitsin ya. Yok hayır. Sonra. Sonra şimdi Galatasaray'dan bir oyuncuyu sormuşken Galatasaray'a geçelim. Bir bakalım, cezalı Sacha Boey var biliyorsunuz. Torreira, bu iki oyuncunun yokluğuyla bakalım ne olacak? Nasıl bir kadroyla çıkacak Galatasaray? Önce haberimizi izleyelim, sonra konuklarımızla birlikte konuşalım. Evet, şimdi Konyaspor'a karşı farklı isimleri farklı mevkilerde göreceğiz. Hoca Barış Alper'i sol bekte kullanmıştı. Şimdi Kazımcan sol bekte, Barış Alper sağ bekte, beklenti bu yönde. Ve orta sahada daha önce de hep şans verdiği bir isim Kaan Ayhan'ı bekliyoruz. Serkan Korkmaz, seninle başlayayım. Ne kadar etkilenir Galatasaray bu maçta? Çok etkilenir. Hani Galatasaray'ın sonuçta en önemli oyuncularından ikisi Torreira ile Sacha Boey. Belki de en fazla süre de, alanlar. Hani bir de Muslera yok desen, bir de Icardi yok desen tamam işte. Yani zaten Galatasaray'ın %80'i olmaz. Muslera ile Icardi'yi de çıkartırsan Torreira ile Sacha Boey'den. Çünkü Torreira ile Sacha Boey hakikaten hani şu anda su içinde çok ciddi bonservis bedelleriyle de satışları gerçekleşebilecek oyuncular. Ligi de domine etmiş oyuncular kendi mevkilerinde. Kendi mevkilerinin altın karmasındalar. Ligin ilk yarısında da, geçen sezonda da. Hani aksini düşünen var mı? Yani kendi mevkilerinin altın karmasında sağ bekle Sacha Boey, orta sahada da 6 numarada Torreira'yı direkt kafadan herkes yazar. Aynen yani. Yok, ondan sonra. Aksini düşünen var abi. Kim? Geçen sene ama. Ha, geçen. Sacha Boey. Sacha Boey'in başında. Yani onun ama sebebini konuştuk ya, Torrent'in verdiği şimdi, izin vesaire. Ya neyse de yani. Kaan gibi transferlerin ne kadar önemli transferler olduğunu anlıyoruz. Kaan şu anda Sacha Boey'in yerinde de oynar, Torreira'nın yerinde de oynar. Ha, onlar evet, kadar oynamaz ama oynar. Bir de stoper olmasa stoper de oynar. Bakın böyle bir iki tane adam sizin size hayati haftalarda puanlar kazandırabilir ya da puanlar kaybetmenizi engelleyebilir. Kaan'ı şimdi sağ bekte oynatır diye daha tahmin ediyordum ben. Ama Barış da sağ bekte çok tuhaf gelmedi. Sol bek daha tuhaf hatta Barış için bence. Sağ bekte belki sol bektekinden bir tık daha iyi bir Barış bile izler miyiz diye düşünüyorum. Çünkü çok şeyi arıyor. Çok rakip ceza sahasına çok giriyor. Bu arada Osterwald gibi aynen, değil yani. Konya'da belki istediği gibi bir performans sergileyemeyen takımlardan taraftarının ama Konya'da bence enteresan bir takım. Yani çok zor maç olacak Galatasaray için. Zor mu diyorsun? Bence zor bir maç olacak. Ama oynamayanlar hakikaten çok, yani Galatasaray'ın iyi adamları. Şimdi Kaan Ayhan için de ben bir şey söyleyeyim. Geldiği günden beri oynasın istiyordum. Hatta bir maça dedim. Evet, Kaan, beni aramıştın hatta. Mi? Kaan Ayhan oynamazsa yenilirler bunlar diyordum. Kaan Ayhan ya müthiş oynuyor adam. Her maçı iyi oynuyor. Her... Standardı var. Ya geçen deneyimli, sene de iyi oynuyordu. Kanlı. Hep anlatıyordum. Ya geçen sene de iyiydi diyordum. Yani derler ya, dilimde tüy bitti. Serdar Aziz'den sonra diyeyim ama. Kaan Ayhan'ı MTD'de de bitiremedim bak. Bir oynamayan şeylerden geçen sene İrfan Can, bir de Kaan Ayhan değil mi? Hı-hı. Yani bunları evet, çok söyledim. Neyse. Şimdi Kaan Ayhan çok önemli bir futbolcu. Bana göre orta sahada olması, orta sahada oynaması daha verimli olur. Çünkü ya bütün şeyleri göğüslüyor ya. Gelen topları göğüslüyor. Şöyle düşün, söyleyeyim. Yani izleyiciler. Torreira da yok. Torreira da yok. Bak şimdi. Mesela milli şeyde takımın hocası bizim şimdi, ben onu beğeniyorum son maç hariç. Orta sahayı çok güçlü tuttu. Bir maçta Samet bile çok iyi göründü. Biliyorsun arkadakiler yani. Hı hı. Ki Adana Demirspor'da da öyleydi. Niye? Ama önde 3 tane koşan, mücadele eden adam var. Zaten çok şimdi, beğenilen bir stoperdi. Başka takımların da istediği bir stoperdi Samet Akaydın. Ama o, orada oynadığı için, iyi önünde 3 tane iyi adam oldu, koşan adam oynadığı için öyle oldu. Mesela yine örnek vereceğim. Fenerbahçe İsmail'i gitti stoper oynattı. 5-6 tane gol yedi. Yani orada yani başka birini oynatsaydı doğru, hiç olmazsa ön libero, önde oynamak, önde yani 6 numara oynayacak herhalde Terör gibi veya Kaan Ayhan gibi. Bu türde adamlar işte İsmail gibi çok önemli. İşte İsmail oynamasa Crespo oynayacak falan filan. Onun için de Kaan Ayhan'ı orada oynatacak. Terör da yok. Şimdi hı-hı, Kaan Ayhan'ın yanına kim koyacak? Şimdi o da var. Yani biraz mesela orta saha çok dirençli olacak. Ben ne diyorum mesela 10 numara şey 10 numara veya çift santrafor oynatmam. Orta sahan çok zayıf oluyor çünkü senin. Ha öyle oynarsa mesela 4-4-2 gibi oynarsın ama dörtlünün kenarında oynayan iki tane adamın temposu çok yüksek olacak. Orta saha yardım edecek, gidecek, gelecek, gole gidecek. Bu türlü oynayabilirsin. Ama şimdi burada Galatasaray nasıl bir takım çıkaracak? Onu da şey mutlaka sağ tarafta oynatır Barış'ı bence.
Sol tarafta Kazım Can oynar. Evet, sağ öyle zaten. Stoperler sağ zaten. Sağ bekte Barış, sol bekte Kazım. Şeyde oynuyor herhalde ikisi değil mi? Nelson'la Abdülkadir. Hı hı. Abdülkerim oynuyor. Önde Kaan Ayan, onun yanında soru işareti. Aklıma gelmiyor kim konuşalım. Onda. Kerem Demirbay. Geliştiririz. Kerem evet, Demirbay olabilir. Kerem Demirbay. Onda da bir çıkış var. Bir şey söyleyeyim. Daha, zaten iyi bir futbolcu ama on numara yani. Bence de on numara. On numara da on numara iş ve yapar. Ve orada hiç denemedi ya. En son koydu. İki tane gol kaçır derken pozisyona girdi. Final şey maçında. Hocam bir Kerem'i maçında. De Kerem Aktürkoğlu'nda sağda denemedi hiç mesela. Ya bir şey söyleyeyim. Eskiden sağ ayaklı sağda oynardı. Solu oynattığın zaman aa olur mu falan derlerdi. Şimdi normal yerinde oynattığı zaman ya olmuyor falan diyorlar. Çok enteresan bir ülkeyiz ya. Bakın Icardi ile ilgili mesaj var. Serkan Korkmaz izleyicimiz sana yazmış. Serkan Korkmaz'a sormak istiyorum. Icardi yeterince cepten yemedi mi? Yedi. Bu performans düşüklüğü daha ne kadar sürecek? Biz onun gollerini izlemek için maçlara gidiyoruz yazmış. Bence toparlar yakında. Mesela ama başka Icardi'de... bir izleyicimiz bakan bu bir süre 11 mi oynasa diye bile yazmış yani. Icardi. Aslına bakarsanız hani hocam buradayken kim bilir kaç kişiyi kesti, kaç kişiyi yedekten ideal 11'e koydu. Şimdi Icardi olunca çok kolay değil. Abubakar olunca da çok kolay değil. Eğer sizin forvetiniz bakan bu olsaydı ve onun yediği Halil Dervişoğlu olsaydı, Halil Dervişoğlu bakan buyu çoktan kesmişti. Ama Icardi'yi o kadar kolay kesemezsiniz. Çünkü Icardi ile belirli bir konuda antant kalmanız lazım. Çünkü Icardi sadece Galatasaray'ın en çok para kazanan en büyük yıldızı değil. Aynı zamanda taraftarın da bayağı bir sevgilisi yani. Hani bildiğin gerçekten bak bunu hani evet. Tam sevgilisi yani. Sevgilisinden bile öte hatta pek çok kişi için. İşte yani cepten yedi derken de aslında onu kastediyor şimdi, herhalde. O yüzden Icardi ile bir antant kalmanız lazım. Bilmiyorum hani hocam daha iyi anlatır ama. Yok. Hocam şimdi Icardi ben hoca olsam haddim değil Güvenç Hoca buradayken ama. Babacım sen oynayacak durumda mısın? Baba ben oynarım rahat ol. Ya biraz dinlendirsem mi seni? Ya sal hoca gitsin oynat beni. Şimdi nasıl oynatmayacaksın abi bunu diyen ya, adamı? Bir şey söyleyeyim mi? Ama Icardi yalnız gol atmıyor yani. Çok güzel pozisyonlar. Çok güzel de pozisyonlar yönetiyor. Asistleri de var. Adam. Kaç tane bilmiyorum. Şimdi Yusuf çıkarır onu. Ha şu yani bitik haliyle bile evet. Çok işe yarayan hareketleri var Icardi'nin. Evet. Tabii. En son bir topuk pası yaptı şeye. Aynen atamadı ayak içiyle onu ya, diyorsun. Bayan ama gol izlemek orada. İstiyorlar işte. Evet. Yani tamam da ya orada var ya Kerem sağ tarafa verse iki kişi boş biliyor musun? İki kişi ver orada at golü hadi güle güle ya. Çok enteresan abi, ya bize. İstikrar yani tabii antrenman disiplini ne durumda bilmiyorum ama sezon başı iyi antrenman yapamayan Galatasaray bence buraya kadar iyi geldi. Bak gerçekten. Bundan sonrasında bir fark yaratması lazım Okan Hoca'nın artık. Bu bireysel çalışmalarla mı olur, ekstralarla mı? Ama takımın bu arada kondisyonu fena değil. Şaka maka kaç maç oynadılar ya? 50 yani 6-12. 12 sadece Avrupa'da maç oynadılar. Hazırlık maçlarıyla beraber 40 maç falan yani, oynadılar. Uzun bir serüveni var. Evet. Şaka gibi bir maç yani. Yine ya de iyi. Yani çok da kötü değil. Yani şu anda ligde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri, Avrupa'da yoluna devam eden bir takımı eleştirirken biraz daha belki frenli gitmek lazım ama Icardi'de de daha fazlasının olduğunu biliyoruz. Takım resmen Torreira, Sasha Boye, Abdülkerim ve Muslera ile dönüyor. Biraz da Kerem arada sırada parlıyor. Yani doğru yerde oynadığı zaman. Doğru yerde derken alıştığı yerde. Yani o Kerem 10 numara değil. Bu takım 10 numarasız, sol beksiz, Kerem'in 10 numara oynadığı haliyle, Icardi'nin uzun bir süredir sakatlıkla başlayan form düşüklüğüyle bence buraya kadar gene iyi geldi. Yani Okan Hoca'nın burada bir teknik adamlık hüneri olduğunu görüyoruz. Ama Icardi'yi, yani diri bir Icardi'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı turboya takmış yarış arabası gibi hızlandıracağını düşünüyorum ben. Ama arada olmadı yani. Şimdi oradan da herkes i̇şte, tatile gitti. Çalışma şeyi yani, olmadı. Eskiden bir 15 gün falan olsa biraz daha fizik olarak yani, hazır 4 oldular. 4 gün yani. Tatil verirsin, çağırırsın, biraz yükleme yaparsın. Evet. Yani Icardi'de mesela bende de öyledir. Çok çabuk kilo alıyor, çok çabuk kilo veriyor. Ama hani o profesyonel sporcu. Yani bazen bakıyorsun bel tık. Hemen kalınlaşıyor. Evet. Bazen bakıyorsun o diyorsun bak çok vermiş. Çok çabuk. Yüzünden de anlıyoruz onu biraz. Yüzü de biraz dolgunlaşıyor. Şuraları. Evet, yani kilo evet. Bazıları hemen oradan hissettirir. Benim de öyledir. Evet, yani ben de anlıyorum. Icardi sorumluluk sahibi futbolu tutkuyla oynayan. Galatasaray'da da çok mutlu.
bence işine sadık ve aşık bir his. Bencil bir de birisi. Değil ya. Bencil de değil. O çok güzel. Çok özel bir oyuncu. Ama yani. Acaba biraz daha mı artık diri tutulsa? Ya çünkü yani Icardi'li bir Galatasaray'ı gerçekten bak o kadar eksiğine rağmen kimse tutamaz. Icardi'ye top gelmiyor diyoruz. Bu top gelmemiş hali. Icardi formsuz diyoruz. Bu formsuz hali. Yani gene bunlar çok iyi rakamlar ve izlediğimiz adam bak eski gücünde değil diyorsun ama dediği gibi topukla bir pas bırakıyor. 3 kişiyi. Ya. Bayern Münih maçıydı ya hocam. Bütün savunmayı allak bullak etti. Ayak içiyle ya Bayern maçıydı. Yok ayak değil topuk yaptı şeye Kerem en son maça. İşte ayak içiyle vurduk ki Kerem. Ya kendi verse 2 kişi boş. Şey, başka maçta da yaptı kaç defa ya. Ya bir 11 önerisi Recep Bey'den Konya Spor bir karşısında. Muslera demiş. Tamam. Sanchez'i koymuş mu? Sanchez de belli değil galiba. Çok özür diliyorum. Bu ne? Muslera, Nelson, Abdülkerim, Barış Alper. Kazımcan. Ali Turap'ı mı yazdınız? Ali deyince anlamadım. Çok özür diliyorum. Ali Turap da ya. Ali Turap kim ya? Alt kapıdan. Tamam. Nelson, Abdülkerim, Barış, Kaan, Endombele, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi şeklinde başlamalı. Zaha ile Kerem değişmeli olarak kanatlarda oynayabilir demiş. Endombele ne? O zaman şey yaptınız siz. Kaan mı? Sağ beke Ali Turap'ı koydunuz siz. Ya bu arada Galatasaray yarın bir maça çıkıyor ama günlerdir Galatasaray'dan gidecek yıldız oyuncular falan şeklinde evet, de tefrikalar Zaha var yani. Evet. İşte. Hani orada da hani sola bence artık Kerem'i koysun. Mertens bir şekilde hani Mertens'i tamam. Koymasın mı? Ya Mertens, koymuş Mertens. Mertens bak bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam orta sahaya bak şu yeni Endombele'yi biz beğenmiyoruz ama ben beğeniyorum da. Gerçekten. Şimdi, şey, ben, şu andaki performansını mı? Şu andaki bilmiyorum şu anda ama eskiden şöyle eskiden biz de beğeniyorduk. Bir şey söyleyeyim ama. Lyon'da ben de beğeniyorum. Bak Endombele'yi Kaan Ayhan, Töre'ye üçlü oynatırsan bu üçlü de onun performansını yukarı çekersin. Çok iyi oynar o zaman. Ama Töre ile şeyi oynatırsan Kerem Demirbay değil bizim. Kerem Aktürk'ü ve Endombele'yi o zaman onun performansını zaten göremeyiz. İyi bir performans seyredemez. Seyredemeyiz. Ama tabii şu andaki şeyini bilmiyorum adamın formunu nasıl falan ama bence onu koyar. Yani o genç çocuğu falan koyacağına sağ beke şeyi koyar. Barış Alper. Barış'ı solla Kazımcan'ı koyar. Endombele'li tahmini o zaman gönderir. Yani onu oynatmazsa göndermek lazım. Kaan Ayhan o. Ama önünde de Kerem'i koyacak. Kerem Demirbay'ı veya Mertens'i koyacak. Veya Kerem Demirbay olabilir. Çünkü biraz orta sahaya gelişi onun daha fazla. Yani iki yönlü oynama şansı daha fazla. Kerem Demirbay'ın. Yani bu üçlüde bir Endombele daha iyi oynayabilir. Ama Mertens gol at istiyorsan Mertens oynayacak yani. Kerem'i ileride oynatacaksın. Bir tarafta zaten Kerem bir tarafta artık kim oynatır bilmiyorum. Zayt'sı mı oynatır? Şeyi mi, Tete'yi mi oynatır? Ziyech hakim Ziyech mi oynatır? Ziyech'le ilgili yok. Konuşalım. Yok mu? Şimdi Ziyech artık Ziyech yok. Geri dönecek deniyor diye mesajlar da geliyor bir yandan izleyicilerimizden. Bir de şöyle bir soru gelmiş Yasin Bey'den. Ya benim bildiğim dün Erden Timur'a ayrılmak istediğini evet. söylemiş. Ama ha gene oynayabilir tabii yani profesyonellikte bu da var. Hatta ayrılacağın mesela şey hatırlıyorum ya Ersun Yanal'ın gideceği belliydi. Ali Koç bu maça da çıkmasını rica ediyoruz hocamızdan dedi. Çıkmıştı hani bazen ayrılırsın ama oynarsın ama futbolculukla teknik adamlık farklı tabii. Teknik adamlıkta veriyorsun taktiği kenarda oturup maç coaching yapıyorsun ama futbolcu... Bakasetas gideceğim diye oynatıyorlar. Kim? Bakasetas'ı Trabzon'da. Bakasetas da yalnız bazen kötü oynadı mı çekilmiyor yani belli neyse, kafası başka oynuyor. Yerde. Ama iyi oynuyor fena kim oynamıyor. Için? Bakasetas. Yani ya ben Bakasetas yani Galatasaray'ın yerinde olsam Beşiktaş'ta ilgileniyor benim bildiğim evet. Bakasetas'la. Yani ben Bakasetas'la ilgilenilmemesini anlayamıyorum mesela. Mesaj verdi. Serkan İlk defa da söylemiyorum bunu. Beşiktaş ilgileniyor ciddi ciddi yalnız. Bilmiyorum ne aşamada ama. Bilmiyorum. Zaniolo Galatasaray'a dönecek mi? Serkan Bey'e sorum. Ve Hakim Ziyech'in son durumunu merak ediyoruz demiş. Aslında az önce onunla ilgili bilgiyi paylaştık. Ya Hakim Ziyech'le ilgili birkaç yerde daha duydum ama burada ilk tespiti biz yapmıştık. Hakim Ziyech üzerine konuşurken ekranda görüntü olarak geldiği günlerdeki görüntüler duruyordu. İşte imzası, o tribünden, Ultraslan tribününden çıkışı. Çok büyük. Neşeli, evet. güleç yüzlü, gözleri ışıl ışıl parlayan bir Hakim Ziyech şu an. Çok uzun süredir Hakim Ziyech çok meymenetsiz bir ifadeyle oynuyor. Yani
falan gibi oynuyor. Hem de böyle baba gibi Şampiyonlar Ligi maçlarında ki bir tanesinde iki gol bir asist yaptı. Ki yani kötü de oynamıştı. Kötü de oynamıştı. Kötü oyuna rağmen gol asisti vardı, evet. Evet. Pendik maçında attığı gol var. Değil mi? Bir tane daha böyle değerli bir gol attı. Ama ben de o vücut dilinde olumsuzluğu görüyorum açıkçası. İlk geldiğindeki o bir de çok güzel takdim edildi taraftara aslında. Para alamadı. Ama sanki o da umduğunu bulamadı. Bir ekonomik olarak bir sıkıntı var dediler Galatasaray'da. Evet, maaş ödemeleriyle ilgili sıkıntı yok, öyle bir sıkıntı olmadığı ifşa edildi sonrasında ama ya bir de şunu söyleyeceğim ben. Hani Galatasaray'da ekonomik sıkıntı. Allah aşkına yani. Hangi kulüpte yok? Hangi kulüpte ekonomik sıkıntı yok ama ki? Ama bunlar şey yaptı herhalde. Maaş gecikmelerini Zaha ve Ziyech'in olumsuz olarak. Onlar ödendi diye biliyorum ben. Maaş gecikmeleri sebebiyle oyuncuların hani tepkilerinin olduğu Serkan mutlaka bir sıkıntı aslında. Vardır. Olabilir. Çünkü kombineleri satışa çıkarttılar ya. Yani sıkıntı olmasa onu böyle bir formül aklına loca gelmez. Loca satışlarını. Oradan da bayağı ciddi bir gelir bekleniyor. Gelecek. 30 küsür milyon euro. Yani işte o ya bu bir fikir. Bana göre bir sıkıntı var ki bu iki tane futbolcu veya üç tane bilemiyorum. Bunlar bir şey yapıyor. Zaniolo sorusu da havada kalmasın. O dönecek mi Galatasaray'a diye sormuş izleyicimiz. Ya bence dönmeyecek ama hani bu bir bilgi değil. Futbolda şartlar neyi gerektirir bilmiyorum. Hani belki şimdi Aston Villa'da bir süredir yedek soyunuyor. Son maçta forma giydi mi? Bir bakayım ben galiba. Mesela belki de hani Ziyech gidecek. Zaniolo'yu ister misiniz diyecek Aston Villa. Zaniolo ben giderim diyecek. Bilemeyiz yani hani belki de olacak ama Aston Villa şu anda istim üstünde giden bir takım. Zaniolo orada hani bir formayı tekrar kaparsa belki de sürpriz bir şampiyonluk adayı olarak gören bile var Aston Villa'yı. Premier Lig'de bu sezon işler biraz karışık. Zaniolo'yu Aston Villa'nın nasıl hani değerlendireceği önemli. Açıkçası bu konuda eksik kalmışım mesela. Hani İngiltere'de birkaç yazı okuyayım bakacağım da ben şimdi. Bir bakayım. Şimdi, peki Zaha'yı iyi ki almamışız diyor Fenerbahçeli izleyicimiz Alper Bey. Bir Fenerbahçeli olarak diye de eklemişim. Zaha Galatasaray'ın yaptığı transferler arasında hani en üste hep Sanchez'i koydunuz. Hep o hani en öyleydi. Verim alınan o çünkü. Ondan sonra kim mesela Zaha için hiç olmadı diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum hiç açıkçası. Hiç olmadı demiyorum ama bahsettiğimiz kişi Wilfried Zaha olduğu için beklentimiz çok yüksek. Yoksa Galatasaray atıyorum 2 milyon euroya. İşte Premier Lig'de Crystal Palace'tan bir oyuncu aldı. Hangisi o ya falan filan dedik mesela. Zaha'nın yedeğini aldı diyelim. O da bu performansı sergiledi. Fena değil, zamanla daha da iyi olabilir falan dersin. Ama Wilfried Zaha Premier Lig tarihine adını yazdırmış bir adam. İstatistikleri falan çok tuhaf. Yani gerçekten nasıl diyeyim asimetrik istatistikleri var. Yani ceza sahasında dribling istatistiği falan çok şaşırtıcı. Ben bilmiyordum mesela. Önder Özen bir yerde konuşurken tanıklık ettim. Ondan öğrendim ne yalan söyleyeyim. İlginç bir adam yani. Hani bu daha senede bir iki maçta çok iyi iş gördü. Hani Manchester deplasmanında. Evet. Birkaç maçta iyi iş gördü ama tabii ki ondan beklenti 40'a yakın maç oynanmışken biz şu anda ki benim öyle bir yazım da var sezon başına doğru. Artık Icardi tek başına değil tahtta. Zaha da bir süper yıldız şeklinde ama o efekt yok. Konuşacağız daha, bir de kimler gidecek devre arasında soruları var. Onunla ilgili de bir de transferle ilgili merak edilenler var. Hepsini değerlendireceğiz. Şöyle bir kısa aramız var. Araya gidelim, sonrasında beraberiz. Aranın ardından yeniden beraberiz. Son sayfada son dilime girdik bile. Galatasaray'ın kadrosunu konuşuyorduk. Tabii bu haftaki eksikler dışında biraz da transfer dönemine de göz kırpalım. Kim gelir, kim gider yorumları ve soruları da var izleyicilerimizden gelen. Biraz değişik konuştuk zaten. Şunu da konuşalım. Transferden gelir. Yani Galatasaray'ın buna ihtiyacı var gerçekten. Birkaç gündür konuşuyoruz. Sizlerin de görüşlerini merak ediyorum açıkçası. Kimlerden şöyle kadroya bakınca hem ihtiyaç alın gönderildiğinde ihtiyaç açığı oluşturmayacak hem de para kazandıracak isimler var takımda. Ziyech bir tanesi. Yani. Bu arada Angelinho var. Evet. Gitti en mi bariz o? İkisi. Yok, daha net bir şey yok ama gidecek diye bakılan, kesin gözüyle bakılan birisi. Başka
düşündüm. Nelson. Tete. Nelson kendi gitmek isteyebilir ki piyasası olan bir oyuncu. Ama göndermek istemeyebilir Galatasaray. Göndermek istemeyebilir Galatasaray. Çünkü hani Nelson'u gönderdiğinizde bir stoper ihtiyacı olacak. O stoper ihtiyacını hani siz de ancak işte Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'nin aldığı Samet gibi bir stoperle falan doldurabilirsiniz. Bu arada hani Kaan Ayhan var gene stoper yedekleyen ama Kaan Ayhan o kadar çok şeyi yedeklemeye başladı ki işte aynı anda Boye ile Torreira olmayınca Galatasaray'ın rotasyonundaki bazı sıkıntılar da su yüzüne çıkıyor. Boye yedeksiz bir oyuncuydu. Barış Alper için kişisel gelişiminde çok önemli bu. Nasıl ki Manisa'ya gitmişti hani Arda Turan orada sağ bek oynatmıştı. Onu Ersun Yanal hatırlarsın. Galatasaray'dan kiralık gittiğinde Güvenç Hocam. O Arda'nın futbolunu çok geliştirmişti. Nasıl ki Ferdi birden sol bek ve sağ bek mevkilerini de domine etmeye başladı. Milli takımın değişmezi oldu sol bekte. Barış Alper'in de bence yeni başlayan bu kariyerinde çok önemli bir yer edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'da Tete belki gitme ihtimali olan birisi. Yine yaşı hani, gereği para kazandırma ihtimali olan hani, bir oyuncu. Aynen. Hem Tete hem Ziyech aynı anda giderse oraya da bir transfer gerekecektir. Çünkü hani Barış Alper de birkaç mevkiyi yedekler noktaya geldi. Kaan Ayhan gibi. İşte sağ açık, sol açık, sol bek, sağ bek. Enteresan bir noktaya gitti çocuğun kariyeri. Bakıldığında şu anda hani... Bu arada Ocak ayı fiksürü geldi. Şöyle yani özellikle Torreira ve Boye'nin yokluğundan dolayı Konya Spor maçı ve Sivas deplasmanıyla bence ligin en iyi takımlarından biri olan Kayseri ile oynanacak. Bu 3 maçlık seri yani önümüzdeki 8-9 gün Galatasaray'ın çok kritik bir süreci. Burada Sanchez'in dönmesi önemli. Evet. Yani Sanchez dönerse ki daha henüz tam dönemedi. Belli ki Konya Spor maçında da oynamayacak. Gelen haberler bu yönde sinyaller veriyor. Galatasaray'ın acilen bir sol bek, bir orta saha. Eğer Ziyech ile Tete aynı anda giderse de bir kanat forveti alması şart. Hani görüntü bu. Şimdi peki hadi bunları siz mesela Ümraniye maçını yetiştirdiniz. Bir daha alabilir miyiz kalan maçları? Bir daha maçları? Gelsin. Trabzonspor maçı var, İstanbulspor maçı sonra var. Sonra Trabzon deplasmanı var Ümraniye'den sonra. Sonra İstanbulspor İstanbulspor maçı. İçeride mi? İçeride. Sonra yani, Gaziantep yine içeride galiba. Sivas deplasmanı ve Kayseri ile içeride oynayacağı o iki tane arka arkaya maç çok kritik Galatasaray'ın. Orayı kayıpsız dönmesi demek çok çok Galatasaray'ı avantajlı duruma getirmesi demek olur. Sonra artık Trabzon deplasmanına odaklanır. Şimdi siz bir sol bek aldınız, bir orta saha aldınız. Hadi işte başka bir mevkiye de aldınız. Bunlar ne zaman gelip ne zaman entegre olacaklar? Ne zaman adapte olacaklar? Ne zaman verim alınacak? Yani devre arası transfer dediğimiz şey aslında ya tutarsa. Hani o yüzden çok fazla yapmamak lazım. Niye 11'ini aldılar şeyi? Yani transferi? Niye 11'ini? Bilmiyorum. Hocam? Bilmiyorum. Ne zaman maçlar başlıyor gelecek dediğin gibi yani alışacak bilmem ne falan. Halbuki yani mesela ya bilmiyorum. Nokta atışı yapmak lazım. Tamam öyle bütün de. Bütün takımlar için aslında yani özellikle şampiyonluk yarışındaki iki takım için söylüyorum. Nokta atışı şart. Zaten Beşiktaş'ın başka hiçbir şansı yok toparlaması için de. Beşiktaş'ta nokta atışı yapmak atışı lazım. Yani Beşiktaş'ta çünkü ciddi bir reset atmak lazım. Sistem. Oyunculara dayalı sistem teknik direktör öğütme makinesine dönüştü. Aynen öyle. Bir yerden sonra artık sorunun teknik direktörde olmadığını ben kendi adıma hani zaten söylemeye başlamıştım. Şimdi Kenan Yıldız'la ilgili mesajlar çok geliyor. Yine güzel bir gol attı diye. Böyle giderse hani bayağı da üstlere çıkacak milli takımda diye de yazmışlar. İzleyicilerimizden gelen mesajlar var. Çok farklı bitti maç galiba değil mi? 2-1 öndeydi. 6-1. Ha 4'ü gördüm burada biz evet, evet. Programdayken. 4-1 4-2 oldu okay. Galiba ya. 6-2 mi? 6-1. Ha 4-1 görmüşüm o zaman. Aslında 2 gol diyebiliriz diyor Yusuf. Çünkü evet bir golü de kendi kalesine attırdı Salernitana'nın. O da var yani. Olabilir. Ya şimdi şöyle ben
hani hissiyat da diyebilirsiniz, öngörü de diyebilirsiniz. Ayrıca bence bir beklenti de, bence bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki forvetimiz Kenan olacak. Ben öyle düşünüyorum. Cenk'te gözle görülür bir artık performansta hafif hafif aşağıya iniş baş gösterdi. Burak Yılmaz 66'da girmiş Burak bu arada. Yılmaz artık evet. Yok. Enes geri döndü ama Enes zaten gitmemişken milli takıma ne veriyordu tartışılır. Ben çok ciddi Kenan Yıldızcıyım şu anda. Hani böyle bir hayalim var. Hepimiz son o maçından sonra öyle olduk ama biraz. Bence yani. Montella da bizim gibi düşünüyor. Yani ben Euro 2024'te A milli futbol takımımızın ideal 11'indeki santrforun Kenan olacağını düşünüyorum. Yani böyle görünüyor. Gidişat da o. Çocuk da vitesi fark etmedi büyüttü ama gidiyor. Kenarda da oynayabilir. Zaten sol kenarda oynamıştı golü attığı zaman. Evet abi ama olmadı. Hani o, ileride santrfor olarak göreceğimizi söylüyor. Bizim onu ileride kullanmamız gerekecek gibi yani görünüyor. İleride bir zaten tarafta oynar. İleri üçlü de her tarafında zaten oynar. Orada bizim Kerem var. Hani solda. Yani Kerem iş yapar. Şimdi her zaman. Bakıyorum Alman milli takımına karşı oynadığımızda 5 tane şey yaptı. Orta saha oynattı ya. Santrfor Yusuf şey. Ama o zaman elinde santrfor da yoktu. Neyse ama öyle oynattı. Sağda İrfan'ı oynattı. Bak 2 tane orta saha. 3 de ortada orta saha oynattı. Bir de Kenan vardı kenarda. Ama Galler maçında Barış'ı koydu. Kimi koydu? Santrfor birilerini koydu. Yani orada Kenan'ı da koymadı. Bana göre zaten son maçta çok kötü bir şey çıkarttı. Ama o günkü çıkarttı. Kenan'la bugünkü Kenan arasında bile fark var. Ama o gün çok iyiydi zaten. Hayır. Müthiş. Yani o günde iyiydi ama evet. Bugün artık Kenan üstüne daha sık diyorsun, Juventus'ta forma giyen, giydikçe de atmaya başlayan bir yani bir golcü kimliğinde, bir forvet kimliğinde. Zaten tartışılmaz. Yani o mutlaka bir forvetin bir tarafında oynayacak yani. Ya bu arada Montella'nın ben 4-6-0 oynama ihtimalini de çok yüksek görüyorum Avrupa Şampiyonası'nda. Oynasın. Adana Demirspor'da biliyorsunuz yarım sezon oynadı. Ya ben çok beğeniyordum o. Bak bir şey söyleyeyim, biz de Emrah şeyler Babayla. Var. Ya biz de şimdi hatta orta saha oynarken diyorlar ki bir tane olacak 6 numara, öbürleri ofansif olacak. Çünkü gole gidemeyiz. Hep aynı mantalite bizim. Bütün Türk antrenörlerinde, bizim medyamızda bu öyle değil. Bu 4 tane orta saha koyuyor. 5 tane koydu işte. Aynen. En son Almanya'da bana göre çok başarılıydı. Ama Galler maçında bunu bozdu. Bozdu. Ya kötü şimdi, oynadık o maçta. Kötü, ya şöyle söyleyeyim. Yusuf ileride müthiş top saklıyordu. Bak Yusuf tekrar santrafora aldı. Topu saklayınca İrfan'la ikisi Alman milli maçında müthiş oynadılar. Ya top hep bizde kaldı ya. Ya 3 tane gol attın adam. Müthiş de oynadın ya. Bana göre var ya. Yine aynı çıkarım. Ben olsam aynı çıkarım. Buradan madem sınırı açtık, Arda Güler'i, Fatih Terim'i de konuşalım istiyorum. Bu konulara da girelim. Yani hepimiz aslında çok umutluyduk. İzleyeceğiz diye. Ümit ediyorduk Arda Güler'i. Yedek başladı, yedek bitirdi maalesef. Dün Real Madrid maçı vardı, 1-0 kazandılar. Artık başka maça diyelim ama onu öyle görmek bile, bu ihtimali düşünmek bile bizi çok heyecanlandırdı. Siz neler hissettiniz? Merak ediyorum. Ya maç kopmadı. Çok baskın oynadı Real Madrid. Ama yani tek golle kazandı. Benim anladığım kadarıyla Ancelotti hani böyle 2-0, 3-0 falan gibi skorlarda kesin sokacaktı. Biraz daha bekleyeceğiz Arda için. Arda için çok bekledik. Ben Arda'yı gerçekten çok özledim. Arda benim için çok özel. İzlemek için sabırsızlandığım bir oyuncu. Yabancı olsa da öyle söylerdim yani. Hani Real Madrid bir transfer yaptı. İşte Arda Güler. Hani Türk diye söylemiyorum bunu yani. Orada kesinlikle Real Madrid'de bir Arda'yı izlemek istiyorum ama tabii ne durumda bilmiyorum. Fakat gelen bilgiler, takım arkadaşları olsun, kendisinden yaşça büyük olanlar olsun, aynı zamanda teknik heyetin onunla ilgili yaptığı açıklamalar olsun, yetkililerin yaptığı açıklamalar olsun, Arda'nın oynamasına dair çok ciddi bir heyecan var Madrid'de. Yani koydukları yer bizim de sandığımızdan ötede bir yer. Ve hatta şey diyorlar yani, ya böyle bir yıldızı bu kadar ucuza iyi aldık falan diyorlar. Doktoru da kovdular herhalde. Bu arada maçın görüntülerini de doktor getiriyor Bora ekranlarımıza. Ona daha teşekkür edelim. Hangi maçın? Konuşuyoruz ya. Ha, Real Madrid'in bir sıfırlık kazandı dünkü maçın. Aynen, dünkü maçın görüntülerini izliyoruz. Keşke tabii ki Ardalı olsa da izlesin. Ya bayağı domine ettiler maçı ama maç bir türlü kopmadı. Yani, eğer fark olsaydı ben de oynayacaktım. Isınmaya da çıktı bir ara. Yani dedik acaba girecek mi?
ama girmedi. Yani zor kazandı Real Madrid. Rahattı ama zor kazandı. Bak direkten döndü ama adamlar, evet, evet. Görüyor musun? Evet. Şu anda kaleci de seyrediyor. Kaleci orada o sanki meyve topluyormuş gibi aldı ya, top içeri gidiyor. Yani evet. Aslında o çok basit bir şeymiş gibi yaptığı şey golü çıkardı orada. O top çizgiye sekip içeri doğru yönlenirken kaleci çeliyor. Çok enteresan. Ya, Serkan domine etti deyim duruyorsun. Deminden beri adamlar hocam sen özeti aldanma. Ben maçı tamamını izledim. Anladım. Ben maçın tamamını izledim. O zaman tamamını izlediğin bir maç olduğunu tahmin ediyorum. Panathinaikos maçını da konuşalım. Fatih Terim ilk maçından 2-0'lık galibiyetle çıktı. Zaten takım ikinci sırada ligde de. Maçların arasında bir çakışması vardı. Tamamını 22, izledim. Evet. Biri Real Madrid maçı da erkendi. 22'de başladı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi Panathinaikos maçı da? Biz de çünkü yayına girmeden hemen önce başlamıştı. İşte hazırlık vesaire. Aynen. Yayındaydık, bitti. Büyük bir bölümünü izledim. Sıkıcı bir maçtı, seyircisiz bir maçtı. Seyircisiz. Pandemi dönemini hatırlattı. Orada biliyorsunuz olaylar olmuştu. O yüzden yasak var. Şubat'a kadar. Şubat ortasına kadar. Evet. Futboldaki şiddet olaylarına dair başka alınan bir önlem. Başka branşlarda da galiba oldu. Tüm spor branşları, evet, da diye hatırladım ben de, evet, şimdi sen, evet, söyleyince. Yani o bir tatsızdı. Fatih Hoca'yı, ki Panathinaikos taraftarı çok farklı bir seviyedir. Hani onu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'e geldiklerinde, hatta ülkenin iki ülkenin dışişleri bakanları da vardı o maç, hatırlarsınız. Fenerbahçe Panathinaikos maçında belki soğuk da bir gündü. Hepsi üstlerini çıkartmış Panathinaikos taraftarının, hep bir ağızdan hani bıktırırcasına yaptıkları tezahürat gerçekten statta hayranlıkla karşılanmıştı. Benim maça giden Fenerbahçeli arkadaşım, ben böyle bir taraftar görmedim falan diyerek gelmişlerdi. Öyle bir taraftar var Panathinaikos'un. İzmir'de büyüdüğüm için ben, bizim çocukluğumuzda tabii sadece TRT ve Yunan televizyonu, ERT izleyebiliyorduk televizyondan. Yunanistan'da da basketbol, futbolun hayli önündeydi o zaman. Yunanistan'daki basketbol rekabetini biz de hani antenle izleyebildiğimiz için biz de bir tarafı oluyorduk. Yani ben Olympiakos tarafıydım. Panathinaikos'ta arkadaşlarım vardı. Şimdi Fatih Hoca sayesinde ilk defa hayatımda bir Olympiakos-Panathinaikos maçı, ki yakında var galiba kupa maçı. Evet, evet. Orada kupada karşı. Orada ilk defa bir Olympiakos-Panathinaikos maçında Panathinaikos'u tutacağım. Yani ilk defa. Artık birçok Olympiakos'u destekleyenler ülkemizde Panathinaikos'u destekleyecektir. Yani basketbolda imkansız da. Zaten bağlantıları yokmuş. Değil mi? Nasıl? Ya yani futbol kulübü olarak Panathinaikos'la, basketbol kulübü olarak ayrı Panathinaikos'lar. Hatta başkanları birbirlerini sevmiyormuş. Yani tabii öyle de hani gene yeşil beyaz, gene ya, evet, aynı amblemle. Başkanları apayrı, kulüpler apayrı yani. Olabilir ama taraftarları aynı. Tabii, o bir gerçektir. Yani futbolda Olympiakoslu, basketbolda Panathinaikoslu falan yok. Bu Türkiye'de olabilir ama işte. Türkiye'de artık olabilir. Biraz Anadolu Efes'te kırılmış bir şey var. Ama hani mesela basketbolda çok net bir karşıya kalayımdır ben. Hmm. Tabii canım. Peki, şunu sormak istiyorum ben. Bu arada Olympiakos da bu hafta yenildi maçında. Biraz aradaki puan farkı açıldı. 1-0 mağlup oldular. Ama PAOK lider orada biliyorsunuz. PAOK kazandı yine ve lider. Evet. Razvan mıydı? Rızvan, evet, Lucescu. Razvan Lucescu'nun takımı. Şimdi şunu merak ediyor herkes. Dün de yazmıştı izleyicilerim. İşte Fatih Terim bir geldi, işte Olympiakos yenildi. PAOK yendi ama o haftaya falan puan kaybetmeye başlar. Bu arada Lucescu oğluyla ilgili çok iddialı konuştu. Ben şunu merak ediyorum. Terim'in Yunanistan Ligi macerası size göre nasıl olur? Nasıl seyreder? İtalyanca röportaj vermiş maç sonunda da bu arada. O biraz eleştirildi. Evet. Yani zaten Yunanca olmayan bir dil. Kabul gören İngilizcedir genelde. Yani Türkçe mi konuşsa hoca acaba kendini anlatmak yönünde daha etkili olur diye. Ama hocanın İtalya'ya gitmeden önce İtalyanca öğrenmeye başlaması, İngilizcesini belirli bir seviyeye getirmesi önemli. Bu konuda hala onun eleştirilmesini anlamıyorum. Yani en azından bu konuda gelişme kaydetmiş birisi. Aramızda bu yaşta hukuk fakültesi bitirmiş birisi var. Yani gelişimden vazgeçemezsiniz. Öğrenmekten vazgeçemezsiniz. Avukat, bu bir dil olabilir, bir sertifika olabilir, bir diploma olabilir. Avukat,
Güvenç Kurtar. Ne zaman diyeceğiz hocam? Şöyle söyleyeyim. Gelecek yıl. Bir ay şeye var. Adliye stajı 6 ay, 7 ay var yani. 7 ay mı var? 7 ay staj bittikten tamam, sonra ruhsat alacağız. Ya. Yani diplomamız var. Yani sosyal medyada hocam aleyhine yazmayın, sıkıntı olur. Evet. Ya artık daha da çok sıkıntı olabilir. Bakın mesela Mehmet Bey demiş ki Fatih Hoca Yunanistan'da şampiyonluk yaşarsa yolu İtalya'ya düşer mi? İnşallah düşer ya. Hepimiz şimdi Fatih'in mesela maçını oturup beklerim. Çok acil bir işim olmasın. Arda Güler'i öyle. Şimdi iki tane çok merakla beklediğim maçlar var. Hem bir Arda'nın bir de Fatih Hoca'nın. İnşallah İtalya'da gider. Ya bizim gururumuz, göğsümüz kabarır bizim bir Türk insanının bir başarılı olmasından. Ben çok mutlu oluyorum. Evet, heyecanlandık. İki yıl aranın ardından Fatih Terim'in bir takımın başına geçmesi. Ve yani gerçekten de böyle taraftarı ateşli bir takımın başında. Az önce Serkan Korkmaz da söyledi ne kadar etkileyici olduklarını. Çok acayip bir taraftardır Panathinaikos taraftarı. Yani böyle nevi şahsında münhasır. Mesela benim Türkiye'de farklı yere koyduğum taraftarlar vardır. Bir tanesi Karşıyaka taraftardır mesela. Yani Fas'ta futbol taraftarı hiç bilir misiniz? Hiç Fas'ta kulüp maçı izlediniz mi? Yani Fas'ta Yok. Bir tribün var. Böyle bir şey eşi benzeri çok zor bulunur. Yani bazı takımların taraftarları çok var. Mesela Partizan taraftarı çok ateşlidir, çok farklıdır. Saint Germain taraftarı, Paris Saint Germain taraftarı, Marsilya taraftarı. Ben şeyi Ahmet Hasan'ı almaya gittim. Panathinaikos taraftarı Bak. Efsanedir. Bakın çok ciddi söylüyorum. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben her seferinde basket maçları ve futbol maçlarında gördüğüm Panathinaikos taraftarı hani zaman zaman aşırılıkları, tatsızlıkları, kendi kulüplerini zor duruma düşürecek tezahürleri var ama hakikaten yani gençlerin yerinde olsam şimdi bu kadar lakırdığının üstüne girip arama motoruna yazıp YouTube'dan biraz Panathinaikos taraftarı izlerdim. Şimdi çok değişiktir bir şey, yani. Bir şey anlatacağım. Kahire'ye gittik. Tam Fatih Hocalık. Kahire'ye gittik. Zamelek de orada El Ahli. Zamelek taraftarı. Bak şimdi oturuyoruz şeyde yaz hiç şey yok maç falan yok yani. Mesela 15-20 gün geçmiş. Bir kamyon geldi arkası açık. 30-40 kişi geldiler. Ya El Ahli ile Zamelek'in o şeyini çay bahçesi gibi bir yeri var kulübü. Taşladılar gittiler biliyor musunuz? Ya böyle bir şey olmadı. Ya hiç alakası yok. Yaz günü ne maç var ne bir şey var ya. Orada da böyle bir şey. Zaten orada bir olaylar falan oldu değil mi? Yani ölümler şunlar bunlar falan oldu yani Mısır'da. Evet evet. Kahire değil mi? Yani stadyumda onlar, evet. Ya onlar bir acayip hayatımda öyle bir Çok şey görmedim. Çok da uzak maalesef, değil. Maalesef. Ya yazın maalesef. Olur mu ya? Hani maç zamanı olur falan. Hiçbir yok. Fol yok, yumurta yok. İnanamadım ya ne oluyor diye. Bazen o ateşli taraftar olmanın ayarı kaçabiliyor tabii. Yunanistan da buna örnek ülkelerden biri. Kötü örnek ülkelerden biri. İyi tarafını konuşmuşken onu da söyleyelim. Çok acayip bir taraftar. Evet yani. Çok Şimdi, acayip bir tribün. Merakla bekliyoruz, takipteyiz deyip virgülü koyalım. Trabzonspor'la devam edeceğim. Hırvat futbolcu Tekliç fazla şans bulamadı Trabzonspor'da. Şimdi kiralanması gündemde başka bir takıma. Haberimize detaylara bakalım. Sonra Trabzonspor'da kadroyu, olası transferleri konuşacağız. Evet, tabii çok farklı hedefler vardı bu oyuncunun transfer edildiği dönemde. Bir işte ekol, Hırvat ekolü, o Balkan ekolü yine hedefleniyordu ama o olmadı çok fazla. Zaten en tepede, zirvede belki de harikalar yaratması beklenen oyuncusu Orsic hemen sakatlandı. Bence orada dağıldı zaten her şey. Çünkü pek çok şey ona da bağlıydı. Bazen böyle oyuncular çok fark yaratabiliyor çünkü. Şimdi tabii Abdullah Avcı ile farklı bir inşa olacak. Tekliç kiralanacak. Belki farklı oyuncu kiralama yöntemine de gidilebilir. Ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurursak. Siz neler bekliyorsunuz? Özellikle savunma stoper ihtiyacı var Trabzonspor'un. Transferdeki beklentilerinizi merak ediyorum. Hocam seninle başlayayım. Elneni'yi alacaklarmış. Gündemde şartlarınız var. Bana göre çok isabetli olur. Hatta Elneni'yi niye Galatasaray'a almıyor, niye Beşiktaş'a almıyor değil mi? Ben de çok şaşırıyorum. Çok enteresan. Bravo yani Trabzonspor'un yönetimine, hocaya falan. Yani onu gündeme getirdiler. Olur veya olmaz. Ben bakıyorum ben Arsenal'de galiba değil mi yani? Evet. Hiç oynamıyor yani. Çok çok nadir. Yani. FA Cup'ta bakıyorum. Falan. Yani bence alsınlar çok iyi olur. Ya stoper mutlaka. Ya stoper bir kere sağ bek. O Mehmet bir ara iyiydi o genç çocuk. O da biraz form biraz değil epey bir form düşüklüğü gösterdi. Sağ bek mi diyorsun? Genç bir çocuk oynuyordu. Epey oynadı yani. Belki 8-10 maç oynadı.
Ya bana göre var ya bir tane sağ bek en az iki stoper alsın. En az. Bakasetas'ın durumu ne olacak belli değil. Gider bu arada takımdan ayrılması beklenen, o bir iddiaydı elineni. Şimdi Yusuf da düzeltti beni. Kulüp doğrulamadı onu dedi. Kurbelis'in de ayrılması gündemde bu arada Yunan oyuncunun. Onu da söyleyelim. Ayrılması hatta tek dişten sonra ayrılması beklenen ikinci oyuncu o. Hangi kulüp doğrulamadı elineni? Trabzonspor. Ha. Evet. Çünkü Arsenal'de biraz kadük durumda. Evet. Ya bir de Arsenal'in temposunda bir oyuncu değil. Aslında bir tek Trabzonspor için değil, ya. Ligimizde de iş yapabilecek bir oyuncu. Evet, yani ama Arsenal'in tarzında bir oyuncu değil hocam. Ha neyse ama o, yani. Vermedi ama bunu kaç sene oldu? Arsenal vermedi şeyi. Yani Elneni'yi vermedi, bekledi. 3 sene oldu herhalde, öyle tahmin ediyorum. Ha Abdullah Avcı'nın zamanında vardı galiba. Evet. Değil mi? Yok. Öyle bir şey. Veya istedi onu. Bir sene evvel oradaydı falan, öyle bir şeyler var. Neticede Abdullah Avcı onu bir istediğini biliyorum ben. Onun zamanında mıydı ya? Galiba. Yani öyle biliyorum. Elneni ile çok ilgilendiğini biliyorum. Veya öyle... bir sene evveldi belki de. Alamadılar, gelmedi. Yani bu şeyi vermedi ona Arsenal. Bana göre Beşiktaş'ı alsın. Şu an iyi bana... gitmiyor ama Arsenal zaten. Tamamdır. Şu anda işte Galatasaray'da belki orta sahada bir tane bir adama ihtiyaç olabilir. Gidecekler şimdi. Oliver'e gitti. Oraya bir kişi daha. Tempolu birisi lazım. Yani... Endombele'nin durumunu bilmiyorum. Nedir ne değildir. Ama Trabzonspor bir kere kesinlikle bir sağ bek bir stoper almalı en az. Şimdi en az özellikle ilk 11'e transfer yapma hedefi var. Evet. Maliyet düşük maliyetli transfer hedefi var. Özellikle hani sezon sonu sözleşmesi bitecek. Oyuncular kiralama yöntemi vesaire bir ekonomik olarak da zora sokmayacak şimdi, transferler yapmak istiyor. Ya şimdi santraforu Onaçu var. İyi evet. oynuyor. Edin Visca çok iyi oynuyor. Trezeguet çok iyi oynuyor. Pepe'yi aldılar. Bana göre müthiş bir futbolcu. Sakatlığı geçtiği zaman şimdi Afrika Kupası'na gitti. İşte ama şeyi aldı. Orta sahaya Berat'ı aldılar. Evet. O şimdi stoper oynattığı çocuk var. Fransa'dan aldıkları. Bana göre müthiş bir adam. Çok iyi adam. Orta sahada işte Bakasetas'ın durumu ne olacak? Barty var. Var da var yani. Şeyde Trabzonspor Nikola bana... Pepe ile ilgili yorum yapmış izleyicimiz. Biraz vites artırsa inanılmaz seviyeye çıkar. Evet. Beklentim var diye. Adam zaten çok... 90 milyonluk bir yani, adam zaten. Önemli bir adam futbolcu ya. Gerçekten. Ya Trezeguet de iyi oynuyor. Edin Visca da iyi oynuyor. Bakın ya Trezeguet bir acayip açıldı. Yani bravo. Bakasetas'ı kim alır sizce yazmış izleyicimiz. Yani Bakasetas'ı... Hakkı Bey. Eğer Fatih Hoca alır. Kesin Fatih ayrı... Terim mi yazmış yoksa yani Galatasaray mı? Bence Fatih Terim de alabilir. Galatasaray da alabilir. Beşiktaş da alabilir. Beşiktaş da alabilir. Yani. Ama tabii şimdi Trabzon'a ne yapacak bilmiyorum da. Vakeme çünkü... geri döner mi? O da gündeme gelmiş. Ne durumda ki bilmiyorum. Ya Vakeme'yi al. Abdullah Hoca o zaman almadı. Abdullah Hoca Vakeme'yi almaz. Yani bence alsaydı daha... Bak 37 yaşında adam alıyoruz. 35 yaşında adam alıyoruz. Tadiş'ti, işte Mertens'ti falan. Vakeme 31 yaşında gitti ya. 32 yaşında yani değil mi? Yani ben de anlamış değilim yani. Tadı damağında kaldı Trabzonluların. Evet. Ama şu an ne durumda acaba? Sen şöyle bir tweet mi attın Serkan Korkmaz? Necati Bey yazmış. Sen şampiyon mu oluyorsun Arsenal tweetinden pişman oldu mu diye. Neden? Şu an kötü gidiyor ya. Öyle bir tweet toparlayabilir. Arsenal, ben Arsenalli değilim zaten. Ben Nottingham Forest'liyim. İyi gittikleri bir dönemde şaşkınlıktan atmıştım hatta onu zaten. Böyle i̇ronik şey gibi o. İronik yazmışsın. İronik evet, o zaten. Evet. Sen şampiyon mu oluyorsun? Aynen öyle yazmışsın. Evet. Sen Nottingham Forest bizim... Ben Arsenal'in şampiyonluğuna falan inanmam yani. Arsenal çocukluğumuzun takımı ya. Ebedi loser. Hani... Ben Nottingham Forest'i takip ediyorum. Ben düşmesin Nottingham Forest'liyim hocam. Evet. Serkan Korkmaz, bak bizim daimi izleyicimiz var. Serman Bey diyor ki maalesef iş saatlerim yüzünden sizi sadece son sayfaya konuk olunca takip edebiliyorum demiş. Yani daha sık görmek istiyor herhalde. Artık günümüz teknolojisinde her saate geri dönerek YouTube yayınlarından... Var mı ya? Bizimkiler bulamıyor ama. Şey şu an canlıda geri alamıyor ama evet. Evet. Ama şey bizim Aspor hesabının mutlaka bir gün sonrasında... ekleniyor. Hmm. Bir gün bile geçmeden birkaç saat sonra hatta programlar ekleniyor. Yani öyle mi? Bizim ekleniyor mu şimdi YouTube'dan? Programımız? Evet. Ediyor, ama eskiden geri alıyorduk sonra alamadık falan filan yani. Canlıdan geri alamıyorsun hocam ama bizim kanalımızın hesabının içinde bütün programlarımız yer alıyor. Programlarımızı arkadaşlarımız paylaşıyorlar. Oradan takip edilebiliyor. Yakup Bey'in yorumuna bakalım. Soru yorum.
Trabzonspor'un şampiyonluktan sonra transferde bu kadar çok yanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı'nın şampiyonluktan sonra transfer ettiği bütün oyuncular neredeyse gönderildi. Şimdi de Bielsa'nın transfer ettiği oyuncular gönderiliyor. Bu böyledir ama genelde. Yani tabii yanlış. Planlamadan uzak bir durum bu. Abdullah Hoca'nın dönmesi bence önemli. Hem Abdullah Hoca için hem Trabzonspor için bir fırsat. Evet, şampiyonluktan sonraki sezon kurulan takım ve maliyeti çok can sıkıcıydı. Alınan oyuncuların performansları da öyle. Ben hani bu süreci, mesela devre arası transfer yapılacaksa, gelen ya da giden olacaksa, hep önümüzdeki sezon hedeflenerek yapılacağını düşünüyorum. Ama şey konusunda, Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra, Abdullah Hoca'nın ilk maçlarından biriydi. Abdullah Hoca'nın yani çok ciddi bir şekilde kupayı alma heveslisi olduğunu gördüm. Bence bu konuda taraftar da ve futbolcular da samimi. Şu anda hani Ziraat Türkiye Kupası hedefiyle bu sezonu geçirecekler ama ilk gelişinde olduğu gibi önümüzdeki sezonun aslında altlığı yapılıyor şu anda. Evet. Gibi geliyor bana. Bu kez... İyi de gidiyor bence o şu anda o durum. Yani kötü değil. Şu yani an şu anda Trabzon olduğunu düşünecek olursa. Tabii tabii. Trabzonspor'da şu anda bir hoşnutsuzluk yok durumdan. Evet. Yani hoşnutsuzluk süreci bitti. Umutlanma durumu var. Bu da önemli bir şey tabii ki. Peki. O zaman sorularımız var. Bir sorularımızı soralım. Süremiz bayağı bir azalmış. Yine sizlerin yorumlarına döneriz. Trendyol Süper Lig'de diyoruz. Bu sezon hangi genç daha çok süre almıştır? Yunus Emre Konak, Yasin Özcan. Hiç bilgim yok da bu Yasin, Kur'an'da Yasin var ya, ben Yasin diyeyim. Yunus Emre Konak transfer yaptı galiba. Yeni. Devre arası için. Yanlış mı? Doğru mu? Olabilir. Eğer o transfer yaptıysa 17 yaşındaki çocuk değil mi bu Sivas'taki? Yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum ben. Ya benim ismini daha çok duydum. Ben her maçı izliyorum biliyorsun. İsmini daha çok duydum Yunus Emre Konak. Ama hani Yasin çıkarsa da şaşırmam. Hani benim aklımda kalan Yunus Emre. Yunus Emre Konak dedi. Transfer yaptıysa benim aklımda yer eden o. Ben de Yasin diyeyim ya. Yani aslında öyle. Hiç hocayla paylaşalım. Evet. Birisi 1330 dakika, birisi 1197 dakika. Çok yakın zaten ya. Gelsin. Benim aklımda kalan daha çok Yunus Emre. Evet. Hani kulak, doğru mu bilmiyorum, kulağımı dolduran. Peki ikincisi gelsin. Ya bu soruyu da nasıl buldun? Tamam onu sordu işte. Ne? Niye söylemediniz? İngiltere'ye gidiyormuş. Evet evet, çok iyi bir transfer yaptı. Evet, az önce sordu, söylemediniz. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi ekip deplasmanlarda daha fazla puan toplamıştır? MK Ankara, Gücü Adana Demirspor. Dursun Dünya. Brentford aldı çocuğu. Brentford bir adamı alması demek, şöyle anlatayım, Ajax'ın almasına evet şu an yakın. Öyle bir evet. Takım İngiltere. Brentford evet. Bayağı ciddi takip etmiş. İngiltere'nin hani Ajax'ı biz bu çocuk gibi. O çocuk mu falan filan dediğimiz adamı Brentford oradan takip edip alıyor arkadaşlar. Yani ve Brentford'ın alması sana yeni bir marka katıyor. Ajax futbolcusu gibi. Evet. Çünkü herkes biliyor ki dünyada Brentford bu konuda yatırım yapan. Sonra da biz Brentford'dan almaya çalışırız. Hangi takımdan gitti? Onu bilmiyorum. Sivas'tan mı? Sivas'tan. Sivaslıydı evet. 17 yaşında. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi ekip deplasmanlarda daha fazla puan toplamıştır? Ankara Gücü, Adana Demirspor, Ankara Gücü. Ben de Adana Demir diyeyim hadi. Bakalım. 9 puanla Ankara Gücü. Adana Demirspor çok az topladı. Son soru gelsin. Trendyol Süper Lig'de bu sezon hangi isim kalesini gole daha çok kapatmıştır diye soruyoruz. Andreas Giannotis mi, Gökhan Akkan mı? Gökhan'dır. Gökhan daha iyi kaleci ama daha az gol yediğini düşünmüyorum. Ben evet 4 tane Giannotis şeyden diyorum. Giannotis okunur o. Şeyden Giannotis. Evet. Zaten bir Fenerbahçe'den 4-5 tane yedi ya. Değil mi? 4 tane. Gökhan mı yedi? Bunları? Ya Gökhan bence daha iyi kaleci. Anladım. Ve bence çok iyi bir kaleci Gökhan. Bilmiyorum, sen beğenir misin hocam? Gökhan Akkan mı? Güzel canım. Çok iyi kaleci bence. Ya. Son cevapları alalım. Neyse artık. Ben Giannotis diyorum. Ben de öbürünü diyeyim daha. Bakalım. Gökhan Akkan.
5 maç gol yememiş. 3 maç gol daha yemiş. Az gol yediden daha farklı bir soruymuş ama galiba. Evet, kalesini gole daha çok kapatmıştır. Yani clean sheet dediğimiz gol yemeden daha çok maç tamamlamıştır. Evet, farklı bir soru. Evet. İşte Yusuf işte küçük yani. Bir eleştirim olsun. Bugüne kadar çektirdikleri acılara istinaden. Amacımız buydu zaten diyor. Sizi diyor ters köşe yapmak. Hocam sen biliyorsun. Ben de böyle canlı yayında ifşa ederim. Hep ters köşe yapıyor. Geçen o gün... O zaman ben kimim? Gelsin. 22 yıllık kariyerime Inter'le son verdim. Ülkemde 6 kez yılın futbolcusu seçildim. Kariyerimin en formda dönemini İspanya'da geçirdim. Ballon d'Or'u kazananların arasında ben de varım. Kocaeli deplasmanında Güvenç Kurtlar bizi çok zorlamıştı. Niye okumadım biliyor musun? Önümdeki kağıttan okuyordum. D birleşik yazılmış, ona takıldım. D ayrı. Kocaeli deplasmanında Güvenç Kurtlar bizi çok zorlamıştı. Evet. Figo mu? Luis Figo mu? Bravo hocam. Ha? Evet. Ya sen. Niye dedim biliyor musun? Sporting Lisbon'la oynuyoruz. Luis Figo, Malaco. Ya yani müthiş bir takım. Şimdi şeye gittik. Hollanda'da bunların maçını seyrediyoruz, tamam mı? Yani Sporting Lisbon, Bobby Robson İngiltere milli takımını, tamam mı? Zorladı ne ya? Kaleyi santraya geçemediler. Neyse. Şeyden Bobby Robson İngiltere'ye geldi. Sporting Lisbon'a geldi. Hı, düşünebiliyor evet, musun? Ya bir takım yaptılar. Rüya takım, tamam mı? Şeyde Hollanda'da maçı seyrettik. Rahmetli Mehmet Sadık Efe'yle. Ya bak, biz sen bitir sana bir şey söyleyeceğim. Bir takım seyrettik. Mehmet abi de böyle konuşmayı falan sever. Start'ta bir seyrettik takımı. Zaten adamları biliyoruz ya. Gordon Mill'le konuşuyorum falan. Siz oraya da turist olarak gidersiniz falan dedi. Böyle yani. Şimdi uçağa bindik. İkimiz konuşmuyoruz abi. Mehmet abi konuşmadan durmaz, tamam mı? Ya moralimiz bozuldu ya. Öyle bir takım ki. Şimdi durdu. Bana da çok güvenirdi rahmetli Mehmet abi. Ya dedi, biz bunları eleyebilir miyiz dedi. Tamam mı? Eleriz dedi Mehmet abi. Kafanı yorma. Heyecanlandı yani. Ben hani çok güveniyor bana. Nasıl eleyeceğiz dedi. Vallahi dedim, bunları getiren uçak dedim düşerse dedim biz bunları eleriz dedim. Yani başka türlü, ama yemin ediyorum Bobby Robson şeyde, Mourinho da bunları gelip bizi izledi. Yardımcı antrenördü. Ya vallahi santraya geçemediler ya. Orada da 10 kişi kaldık. Gol kaçırdık. Mirkoviç oynamadı falan filan yani. Çok zorladık. Bobby Robson var ya, şeyi bench'i de vermedi bana, kaç biliyor musun? Kaçmıştı? Orada 2-0 yenedik. 10 kişi kaldık. Burada 0. 0-0 ama ya burada... Ya ne diyorum, İyiymiş hayatımda ya. Şöyle maç seyrettiğim... Ülke puanına katkın olmuş hocam. Evet. Bu arada Yavuz Bey, ilk bilen izleyicimiz, bu soruyu da bizim de burada yorumculuk da yapıyor biliyorsunuz. O gün Şahinoğlu'ndan destek almışlar. O da demiş çok zorlanır, Güvenç Hoca bulamaz. Ya niye biliyor musun bu şeyi yapıyor? Malakov yani, vardı. Hemen buldu. Ya sorun neden bitmemişti daha söylediğim. Ya evet. Arka beni zorlandı şimdi. Kariyer rekoru kırdı diyorlar, ben kimimdi Güvenç kurdu. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bizde Sefer diye bir futbolcu vardı. Pek de taraftar onu şey yapmazdı. Ya Sefer de orta saha, santrofor, ben onu orta saha oynatıyorum falan. Ya aldı topu, bunu tutturdum ben böyle, tamam mı? Tam gole gidiyor, karşı ateresi çekti, bıraktı topu biliyor musun gole giderken. İnanamazsın ya. Saffet orada bir gol kaçırdı. Faruk vardı bizim. Sakal. Şimdi burada bir maç oynadı. Gittik oraya şeye. Şimdi böyle yapıyor adam Portekiz'de. Fenerbahçe'de de oynadı Faruk. Tabii. Müthiş oynadı burada da ya. Mahvetti. Böyle yapıyor adam. Faruk bir adam var. Malzemeleri topluyor ya soyunma odasında. Faruk. Ben Faruk dedim, be adam seni burada dedim. Mete diyor, tamam mı? Yani dedim, bak çık da bugün iyi bir top oyna dedim. Ya bu Kuzman böyle şeyi, burasında şey var. Kuzmanoviç. Böyle kan çubanı, bir de karamerem sürmüş bizim. Kuzmanovski. Böyle ayakla oynadı falan. Ya. Yani biz de ya, korkunç bir sürpriz yapabilirdik. 77.500 seyirci mi ne vardı? Bir de şöyle bir şey var. Ya tam hücuma kalkıyorlar o. Hani savaşta böyle alarm bir şey veriyor. Uçaklar geldiği zaman diyor, böyle bir ses var ya, öyle uğultu yapıyorlar. Bunlar hücuma kalktığı zaman falan böyle. Böyle bir maçımız var. Onu hiç unutmam ya. En rahat seyrettim hayatımda. En rahat maçı oydu. Ne güzel. O kadar bir şeydi. Bravo orada. Hocam tekrar tebrik ediyorum. Şimdi fotoğraflarımız var. Tanı beni de yapalım. Süremiz de azalıyor. Fotoğraflar gelecek.
ilk fotoğraf geldi bile. Bulabilirler mi? İpucusu zor. Bu Adana spor mu forma? Ben formalı hiç bilmem. Siyahi bir futbolcu. Evet hocam, yani siyahi bir futbolcu. Nelson değil hocam. Senegalli, öyle söyleyeyim. Senegalliydi, evet. Ben tanıyamadım. Gene milattan evvel birisi mi? Türkiye'de iki takımı var. Ankara Gücü mü birisi? Değil. Adana Spor değil değil mi? Değil. Ay, ne bu turuncu beyaz nerede abi yani? Belki de bildiğimizdir iyidir ha. Hocam Sivas olabilir mi? Sivas'ı yok. Antalya olabilir mi? Bir savunma oyuncusu soruyoruz. Savunma. Abi. Tabloya hiç, bak. Hiçbir şey bu üstü, ya gece şeyi diye. Zaten siyahı kapkara birisi. Hocam. Yani. Gaziantep desem. Nijeryalı mı ama? Senegalli. Yok, Senegalli mi dedin? Pardon. Gaziantep, yok ben de kesinlikle. Gaziantep, çok iyi biliyorsunuz ama oyuncu. Gaziantep'te şey var. Kasımpaşa'sı da vardı. Kasımpaşa, Gaziantep. Bu bağlantıdan bulmanız lazım. Ya, değişik bir adı var böyle. Tanısam bile ismini bilemeyebilirim. Çağrışım oldu. Böyle iki harf yan yana gelince farklı çıkıyor. DJ. Sonra onlar birleşince nasıl okuyorduk? C. Evet. Gelsin ama bulamayacaklar. Zor ama bu Yusuf ya. Valla zor ya, bence. Oyuncu zor ya. Değil de bulması zor. Hani nasıl ipuçları vermemiz lazım? Gino Borgi. Ha, Gino Borgi. Şu anda oynuyor deseydin belki. Hocam eski demedim. Stoper. Sunderland evet. Formasıyla. Ama Kasımpaşa'dan mı gitti bu? Doğru. Taraf. İkinci fotoğraf gelsin. Çok iyi bildiğiniz bir isim. Bunu bilirler. Çok da ikonik fotoğraf canım. Şu anda hoca bu isim. Eski bir futbolcu. Ya evet, fotoğrafı hatırlıyorum. Şu anda da hoca. Arjantinli mi? Hayır. Forma biraz Arjantinli. Takım kaptanı galiba, baksana. Efsane bir isim. Takım kaptanı. Efsane forma bir isim. Forma Arjantin değil. Valencia mı? Hayır. İngiliz. Forma mı İngiliz, adam mı İngiliz? Adam İngiliz. Formayı ben de bilemem. Şu anda hoca İngiliz. Şu anda hoca. Bilen bilene. O zaman İngiltere milli takımı. Ve İngiltere milli takım kaptanı. Verdi ya. Orta saha oynuyor 8 numara ne, ama ismini hatırlamıyorum değil mi? Bence 8 değil hocam. Bir Liverpool. Evet canım. Efsanesi. Efsanesi. Ya Anderson diyeceğim diye geliyor. Ona benzer isim var ya. Meşhur bir adam ya. Ya Anderson hocalık yaptı. Ya, yakışıklı. Evet. Ha Gerard. Gerard. Serkan Korkmaz'a yakışıklı deyince ha Gerard demesi müthiş oldu gerçekten. Çok da yakışıklı değildir yani, ama ya. Yani. Adamı bildim ama ismini şey yapamadım. Evet evet, ikonik bir fotoğraf bu. Bildim yani. Bir Burak Yılmaz'ın böyle bir fotoğrafı var sanki bir de. Ama bu bundan daha yakışıklı adam. Evet, yok böyle bu kadar ya. Çirkin tabii, yok yakışıklı değil. Ya, işte yok yok yani. Olur mu ya? Ya öyle de hani o kategoriden saydım evet. Yoksa bence de yani. Ya dedim ya 8 numara oynuyor falan diye. Peki. Aklıma geldi. Son fotoğraf gelsin. Bu da Saint Germain. Yoksa Başakşehir mi? Buradan zaten şu monitörden hiçbir şey anlaşılmıyor. Şu monitör galiba aynı sağlıklısı. Bu, ama bu sefer hiçbir şey göstermiyor. Evet. Yani. İbrahimovic mi? Yani Saint Germain. Saint Germain'i var. O zaman formada Saint Germain. Kariyeri bitti. Gözümü kısıyorum, olmuyor böyle. Sine 5 zamanı gibi ama. Bu belki futbolcu Fenerbahçe'ye geldi. Bir Hollandalı. Kayt değil. Van Persie. Van Persie değil mi? Hollandalı Fenerbahçe'ye gelen
Van. Sağ bek. Van der. Volt. Van der Volt mu? Volt ne? Van der. Neydi ya? Sağ bek gitti bitti geldi şeyle falan. Sağ bek. Değil mi? Yani. Van der. Allah Allah. Van der Sar. Van der Viel. Geldi. Aa, Van der Viel. Neyse. Ya şeyde. Bunu da silmişim ben. Silinecek bir performans ama yani Fenerbahçe. Zaten ilk iki maçı oynadı evet. Falan. Geldi bir şeyler oldu ya. Dağa gitti bir şeyler oldu ya. Ben hatırladım ismi. Ben evet, sen hatırladın hocam. Hatırladım da ismini bilemedim. Yaz formayı tanımışım ya. Ceraltı da bildim evet, ama ismini çıkarmadım bunu da. Bu ya zaten bu yarışmada forma tanımak da büyük meziyet ya. Ben söylüyorum. Yaz İbrahimovic andırıyordu be. Evet ama şu an değil. Şu an değil tabii. Bulanıkken andırıyor. Daha esmer. Bulanıkken kimleri andırıyor? Kas pembeydi bulanıkken. Şimdi esmer. Burada bulanıkken değil mi? Drogba sandıkları oyuncu Snyder çıktı. Bravo. Ve ben yok, iddia bu ediyorum. Bu monitörde her şey çıkabilir. Bir gün Serkan Korkmaz'a da bu tuzağı yapalım. Yapın. Unutur nasılsa. Hayır unutur nasılsa. Çok uzun zaman sonra yapalım. Gelsin. Bence o da yanılacak. Çünkü öyle bir gölge oyunu ışık var ki yani. Drogba'ya da hani başka bir siyah oyuncu dersin. Snyder ama yani. Açınca bayağı Snyder. Çok ilginç bir fotoğraf. Ama yani şey de olabilir ya. Subliminal bir şey de olabilir. Drogba, Snyder birlikte anıldı ya sonuçta Galatasaray'dayken. Hani öyle bir şey olabilir. Biz yapalım onu. Serkan Korkmaz daha sık gelsin ama değil mi son sayfaya? Bekliyoruz kendisini. Bir ara dedi zaten daha sık geleceğim. Gelmedi. Nedense gelmedi. Bilmiyorum. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta başlıyor. Evet, Beşiktaş'ın İstanbulspor'la oynayacağı maç öncesi. Şöyle sizden birkaç değerlendirme almak isterim. Kasımpaşa. Özür dilerim. Kasımpaşa'yla. Fenerbahçe İstanbulspor'la. Şöyle bir ilk maç olduğu için bütün maçları zaten hafta içi programlarda konuşacaksınız ama... ne bekliyorsunuz Beşiktaş'tan? Kasımpaşa'da çok iyi gitmiyor. Hoca değişimi sonrasında ya hatırlıyor musun bilmiyorum Serkan Korkmaz bir ara çok övüyordun Kasımpaşa'yı. Çok iyi futbol oynuyorlardı. Kasımpaşa sakat takım bence. Hala sakat diyor musun? Tabii ne yapacağı belli olmaz yani. Ya Beşiktaş'ta stoper kim oynayacak onu bilmiyoruz ki. Yani var mı kim oynatacak? Necip. Bir Necip de öbürü. Necip var. Zaynettin var. He? Kim? Zaynettinov var. Zaynettinov stoper. Her yerde oynadığı için. Her yerde oynadığı için. Gene de Beşiktaş diyorum ben ya. Yani Tayyip Taha beraberlik artık, evet, olur. Evet, döndü bu arada. O da döndü mü? Döndü. İyi oyuncu. Öbürü de iyi oyuncu. Valla ben Beşiktaş sakat diyemiyorum. Beraberlik diye tahmin edeyim. Beraberlik ya da Beşiktaş yani. Yani sıfır. O zaman şöyle madem bunları söylediniz Galatasaray'ı Konyaspor'u da sorayım. Vallahi Galatasaray diyeceğim ama Galatasaray'ın da çok zorlanacağını düşünüyorum. Yok ya bence Galatasaray. Fenerbahçe'yi de sorayım. Fenerbahçe zaten yener. Eksiği yok ya bana göre. Var o. Ya yok stoper bir tanesini şey oynatacak. İstanbulspor. Ya bir tanesini ne o? Bu sol bek falan değil ismini yapayım ya. Bir tanesini yani stoper de bulur ya. Peki Trabzonspor, Ankara Gücü. İstanbulspor zayıf bir takım ama doğru şekilde oynamaya çalışan bir takım. İlginç bir takım İstanbulspor. Maçın saati ve oynandığı stat bence Fenerbahçe'nin esas etkileyecek sıkıntısı. Etkileyecek mi diyorsun? Hayır, esas sıkıntı o. Yani ben olsam, alabiliyorsam o statta bir antrenman falan yapardım. Çünkü o stattaki hem hava koşullarını öngöremiyoruz. Hem de saat de... Genelde büyük takımların çok alışkın olmadığı bir saat. 16'da oynanacak. 16'da maç. Yani onların da onlar için de çok çok kolay bir maç olmaz diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe çünkü Osterwold'de kim oynarsa yanında tamam mı? Kısaca yani, hocam tamam sen Fenerbahçe. De. Çok kısa o zaman Ankara Gücü Trabzonspor var bir de. Zor maç karşılıklı goller olur. Bence bu hafta 4 büyüklerden puan kayıpları olur. Berabere biter diye düşünüyorum. Peki. Noktalıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Son sayfayı yeni haftada Trendyol Süper Lig'de yine bütün gelişmeler, en yeni haberler bu ekranda olacak diye hatırlatalım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.